Spor gündeminden, Aspor ekranından mutlu günler değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca değerli konuklarımız Serdar Sarıdağ ve Haldun Doğmaç'la birlikte gündemi değerlendiriyor olacağız. Transfer haberleri var, transfer gelişmeleri var, sıcak haberler var. Tüm konuları değerli muhabir arkadaşlarımızla birlikte konuşuyor olacağız ama aynı zamanda tabii ki transferin dışında lig karşılaşmalarının olmaması sebebiyle hazırlık mücadeleleri de oynanıyor ki o hazırlık karşılaşmalarından birine de Galatasaray bugün Tuzla Spor'la gerçekleştirdi. Şimdi o karşılaşmanın son dakika sonuç bilgisi de ekranlarınıza yansıyor. Genç oyuncuların da yer aldığı ama ideal 11'de görev bulan önemli oyuncuların da bugün sahada yer aldığı karşılaşmada Galatasaray Tuzla Spor'a 6-2 gibi bir skorla mağlup etti. Tabii ki hazırlık karşılaşmalarının çok fazla kıstası olmaz ama Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11 üzerindeki Patrick Van Aanholt, Halil Dervişoğlu, Marcao, Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncular bugün sahadaydı. Sonuç itibariyle Galatasaray kalesinde 6 gol görünce bu konu hazırlık maçının da dışına çıkacaktır diye tahmin ediyorum. İlerleyen dakikalarda Aspor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan'a bağlanacağız ve hem tabii ki hazırlık maçına dair detayları hem de Galatasaray'daki son transfer çalışmalarını bizlere aktaracak. Herkesin merak ettiği konulardan biri de bu maç neden kulüp televizyonunda yayınlanmadı ya da dijital ortamda neden futbol severler takip edemedi? Bunu da tabii Emre Kaplan'a soracağız ama ilk cümlelerle birlikte başlayalım. Serdar Sarıdağ 6-2'lik bir hazırlık karşılaşması sonucu şu anda bizim tabii ki de gündemimizin ilk sırasında yer alacak. Şimdi tabii senin de ifade ettiğin gibi hazırlık maçları skordan öte çok daha farklı amaç taşıyan maçlardır. Mesela bazı maçlarda hoca der ki arkadaşlar hiç hücum yapmıyorsunuz. Tamamen savunmada bekliyorsunuz, topu rakibe bırakıyorsunuz. Bakalım defansta ne gibi zafiyetlerimiz var. Yani bu araba kazalarındaki önlemleri arttırabilmek için yapılan testler vardır ya. Mümkün olabildiği kadar en fazla süratle efendim, en sert duvara, en sert cepheye işte çarpsın isterler ya. Yani bu da onun gibi bir şey. Hani gel bana işte hücum oyna, gel bana işte atak geliştir. Bakayım benim savunmam ne durumda. Kadroda herhalde Aytaç ve Marcao ikilisini gördük. Evet. Bu bir deneme. Stoper oynattı Aytaç'ı. Orta sahada ne yapabiliyorum? Efendim benim ilerideki oyuncularım nasıl savunma yapıyor, pres yapıyor mu gibi düşünceleri olabilir bazı maçlarda. Bazı maçlarda kesinlikle hücum yapıyoruz. Bakalım hücumda ne kadar etkiliyiz. Ona göre bir rakip belirlenir falan. Ama bu maç eğer savunmadaki zaaflarımızı görme açısından yapılan bir testse yani skorda bu olmamalı. Şu geliyor benim aklıma. Çünkü şimdi zaten skor yazarını ve skor taraftarın çok olduğu bir ülke burası. Dolayısıyla bu skor konuşulacaktır biraz riskli konuşulur tabii ki. Şimdi Haldun Doğmaç tabii Serdar Sarıdağ'ın da bahsettiği konu. Şimdi bugün Aytaç'ı stoper mevkiinde denedi. Deneyebilir. Bir teknik adam farklı sistemler yapabilir. Ama biz bunu ligde de gördük. 4-2 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında Halil Dervişoğlu'nu oyundan almıştı ki skor o zaman Aytaç girmişti. 1-1'lik beraberlikle evet. Devam ediyordu. Aytaç girdi, üçlüye döndü. Ve kalesinde 4 gol gördü maç sonunda. Evet. Şimdi bunu deneyip de savunma anlamında çok kötü sonuçlar alan bir Galatasaray varken hazırlık maçında da bunu diretmesi, bunun arkasında durması Torrent açısından da daha sonra değerlendirilecektir. Ya tabii. Şimdi maçı izlemeden hani üzerine çok bir şeyler konuşmak çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Yani oldu, şimdi deriz ki hiç maçı izlemedik yani niye oldu, ne oldu? Yani acaba bireysel hatalar mı oldu, takım savunması hata yoksa yani Serdar'ın söylediği açıdan ben bakmıyorum. Yani Serdar biraz daha iyimser açıdan baktı. Yani işte savunma yapalım ona göre falan ya da hücum yapalım falan öyle bir açıdan bakmıyorum. Bazı maçlar öyledir hazırlık maçları. Ama, ben o ama açıdan, bunu tabii bilmiyoruz. Bilmiyorum yani maçın ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için de ben şunu söyleyeyim. Benim bakış açımla yani kaybedilen her maç motivasyon olarak oyuncuları geri iter. Yani onu söyleyeyim. Yani şimdi şöyle düşün, bu maçta oynayan oyuncular 6 gol yemişler Tuzla'dan ki Tuzla bu sene yani geçen senelerdeki gibi çok üst düzeyde de değil yani onu da söyleyeyim ama 6 gol yiyorsun bir takımdan ister hazırlık maçı olsun ister halı saha maçı olsun Galatasaray takımı bir takımdan 6 gol yerse bu oyuncular üzerinde ve camia üzerinde bir olumsuz etki oluşturur. Bir kere bunu söyleyeyim, ister önde oynayayım ister arkada oynayayım ne olursa olsun ya da ya şöyle söyleyeyim, Serdar'la ikimiz oynasak stoper bölgesinde 6 gol yesek yine ya kardeşim madem Galatasaray forması giyiyorsunuz o 6 golü yemeyeceksiniz denir. Yani böyledir yani bu genel sistem budur. Çok fazla takılmamak lazım. Tamam hoca deniyor ama yine de Galatasaray takımının bir maçta 6 gol yemesi çok sempatik bir tablo değil. Onu özellikle söyleyeyim.
Şimdi hoca tabii ki arayışlar içerisinde, tabii ki denemeler yapıyor, bir takım denemeler yapıyor. Ama şu dönem deneme sürecini biraz hızlandırması lazım. Ben geçen hafta da burada söylemiştim ya da geçen hafta mıydı? Hafta başında söylemiştim. Neden Antalya'ya gitmediniz diye. Ya mesela bütün takımlar Antalya'da. Giresunspor'u, Altay'ı, Kayseri'si, işte Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı. Ama ne hikmetse Galatasaray burada ve zeminler de hala istenen düzeyde değil. Onu da söyleyeyim. Yani bu hataları yapmaması lazım bu tür yeni hocaların. Yani gideceksin, güzel bir çalışma ortamı oluşturman lazım. Şimdi geldin, bak bir maç yaptın, 6 gol de burada yedin. Bir oyuncular ciddi manada motivasyonlarını kaybederler böyle durumda. Şimdi Aytaç sen dedin ki Aytaç stoper oynadı. Şimdi Aytaç'ın stoper gören bir Galatasaray taraftarı eyvah yine mi biz 6 yeriz diyecektir yani. Bu böyle olur yani. Onun için de bence hani ben sonuç odaklı bakmak istemesem dahi yani böyle bir maçın 6 golle bitmesi antipatik bir ortam oluşturur. Şimdi Haldun Domaç hazır bahsederken Galatasaray sahaya nasıl çıktı? Şimdi kadroya da bakalım. Omar 13 ay sonra sahada yer aldı. Ağır bir sakatlık geçirmişti. Marco Aytaç stoper ikilisi. Kalede Berk Balaban. Sol bekte Fahan Anholt. Önlerinde Bartu Taylan. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz. Kerem Forvet arkasında Oğulcan. İleri uçta da Halil. Tamam 13 aydır oynamayan bir Omar var. Evet. Berk Balaban kaledeki St. Johnston maçında Muslera kırmızı kart görmüştü. Son 33 dakika kaleyi korumuştu. Tek Galatasaray'daki A takım maç seviyesi buydu Berk Balaban'ın. Onu da ekleyebiliriz ama diğer tarafta da ideal kadronun A takımın önemli isimleriyle kurulu. Şimdi kadroya bakıyorum. Haldun abi dedi ki maçı seyretmedik. Ben de kadroya bakarak maçı kafamda oynatmaya çalışıyorum. Biraz hissettiriyor bu 11 bile. Savunmadan çıkamıyorum şu an. Maçı oynattırıyorum. Oyun kuramıyorum bence şu an. Muhtemelen o sıkıntıyı yaşıyorum. Hani Aytaç'ın ayağı iyidir, oyun kurar falan diye mi düşündü? Acaba efendime söyleyeyim işte Omar'ı tabii ki bir şey diyemeyiz. Yani adam bayağıdır futbol oynuyor. 13 ay. Tekrar geçmiş olsun. Ama diğer isimlere baktığınızda çok da böyle 6 tane gol yiyebilecek bir kadro görmüyoruz orada elbette. Ama işte Haldun abi de dediği gibi. Şu kadroda altyapıdan 2 oyuncu var. Acaba, kaleci, Berk, Torrent ne dedi acaba? Orta saha sen dur. İşte sen böyle yap. Onu bilmiyoruz. Seyretsek daha sağlıklı. Ben de katılıyorum. Niye vermiyorsun ki? Yani zaten milli aradan dolayı maçlar yok. Seyret. Galatasaray taraftarı seyretsin. Hani biz kendimizi geçtik. Biz de bakarız tabii de. Seyretsin insanlar. Acaba ya takım daha tam hazır değil. Sıkıntılı bir şey olur. İşte sosyal medyada gündem olmasın. Saygı duyarım. Olmadı şu an oldu. Bu Beşiktaş'ın sıkıntılı olur. Bak saygı duyarım. Beşiktaş'ta da bir hazırlık maçı dönemi vardı. Takımın yarısı yoktu. Muhtemelen dediler ki ya işte ağır eleştiriler gelmesin. Bir hazırlık dönemidir. Çocuklar hani yıpranmasın diye. Ama sosyal medyada Halil abinin dediği gibi konuşuldu. Skor konuşturuyor. Ama maçı bilmiyorum verirler mi özetini falan. Hı hı. Bu arada Eylül ayında da Fatih Terim döneminde de bir hazırlık maçı oynamıştı Galatasaray Tuzlaspor. O maçta 4-3 bitmişti. Evet. O maçta ya da 3 golü vardı Tuzlaspor. Ya o maçın bir makul tarafı var. 4-3 kaybetse de olur. Yani 4 yemişsin, 3 atmış, hazırlık maçı denedim falan dersin de 6-2 çok ağır bir skor yani. Onun ne için zaman söylüyorum. Demiştin? Eylül demiştin değil mi? Eylül. Tamam. Fatih Terim'in döneminde hatırlıyorum. O karşılaşma yayınlanmıştı kulüp televizyonunda. Tabii şimdi birçok konu konuşuluyor. İşte Tuzlaspor bu sezon 21 maçta 20 gol atabilmiş. En son 7 golü 2. ligde bulmuş Darıca Gençler Birliği karşısında 2018-2019 sezonunda. Hazırlık karşılaşmalarında bile son dönemdeki en yüksek galibiyet gol sayısına ulaştı diyelim Tuzlaspor adına. Tabii birçok şey anlatacaktır bu Galatasaray adına skordan bağımsız. Muhtemelen Torrent'in kafasında birçok şey değişecektir. Çünkü tahmin ediyoruz az önce Haldun Domaç'ın da söylediği gibi Serdar Sarıdağ sizin de bahsettiğiniz gibi bazı bireysel hatalar oldu ki 6 gollük bir sonuçla karşılaştı Galatasaray. Kendi kalesine gol var herhalde. Kendi kalesine golü atan Tuzlaspor'lu oyuncu. Onat Kutay Saray'ın gollerinden birini Tuzlaspor'lu oyuncu kendi kalesine. Diğerini Ömer Bayram atıyor. Evet. Eze 3 gol atıyor Tuzlaspor'da. Onat bir golü de Galatasaray filelerine Tuzlaspor adına atıyor. Tayfun Aydoğan ve Bardi'nin golleri var. Tabii ligde de oynayacağı takım Alanyaspor Galatasaray'ın. Ve tabii ki ben şeye baktım da bayağı bir TT olmuş Galatasaray. Evet. Maç Omar, kulüp televizyonuna verilmiş kadar. Galatasaray TV yani bayağı bir şey olmuş. TT olmuş. Tuzla da TT olmuş. Bayağı bir enteresan bir noktaya gelmiş. Yani
beklentilerin ötesinde bir olumsuzluk çıkmış ortaya, onu söyleyebiliriz. Yani şimdi iki takım arasında az önce söylediğin gibi 4-3 falan gibi sonuçlar çıkabilir. Yani bunlara söyleyecek fazla bir şey yok. Çıkar yani, normaldir, ama yani 6-2 biraz farklı bir skor olmuş. Yani çok sempatik bir skor olmamış. Dediğim gibi burada neye bakacağız biz? Kadro geliyor, yine arkadaşlar kadroyu getiriyorlar. Bu kadroda oynayan oyuncuların yeterliliğini tartışmaya başlarsın bu sefer. Hani söylediğimiz gibi şöyle olsa anlarız. Deriz ki ya 7 tane altyapı oyuncusu oynamış takımda. 4 tane de A takım oyuncusu oynamış. Yani bu çocuklar hani gelecek vaat edecek. Bir de bir arada oynamadılar falan. Şimdi öyle bakıyorsun, Barış Alper, Oğulcan, Halil, ondan sonra Taylan, Markao. Yani bunların oynadığı bir yerde, Van Aanholt oynadığı bir yerde, hani benim görebildiğim kadarıyla kadrodan, bu skor biraz sevimsiz bir tablo oluşturmuş, onu söyleyelim yani. Bu skor transfer veya transferleri eğer varsa, kafalardaki transfer ve transferleri hızlandırır mı? Mesela bu skor Gomis'i getirir mi? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Hem taraftarın sevdiği bir isim. Şimdi, hem de gol noktasında yaşanan sıkıntıları çözüm bulabilecek bir isim. Gomis konusuna geldiğimizde şunu söyleyeyim Serdar. Benim düşüncem böyle. Şimdi Gomis can simidi Galatasaray'ın. Şu anda Gomis can simidi. Ve Gomis de bunu biliyor. Can simidi olduğunu. Buradan da senin söylediğinden şu çıkıyor. Gomis transfer edilirse doğru bir transferdir. Evet. Diyorsun. Yani Gomis şöyle... Tabii, can maliyeti başka. İşte onu söyleyeceğim. Şimdi Gomis can simidi dediğim şu. Yönetim üzerindeki baskıları alabilecek, biraz böyle hani o gazı, yani o şeyi alabilecek bir oyuncu olarak bakıyorsan Gomis bir numara şu anda. Yani o manada. Evet. Bakın gol atamıyorduk ama Gomis'i getirdik. Kralı getirdik geri diyecek Galatasaray yönetimi. Bir anlamda Fatih Terim'le yaşanan o olumsuz süreci ikinci plana atma düşüncesi olur. Gomis de biraz taraftarın olumsuz tepkisini azaltır. Bir kere bu gerçek. Ama işin enteresan tarafı bunu Gomis de biliyor. İşte yani pazarlık masasında eli güçlü oturacak Menişe. Eli güçlü. Yani 1,5 yıl için 3 milyon euro istiyor. 3 milyon euro iyi bir para. 1,5 yıl için. Yani 1,5 yıl için iyi para. 36, yani 36 yaşında bir oyuncu için. Galatasaray diyor ki 6 ay yani yapalım, 1 yıl opsiyon koyalım diyor. Oyuncu da tabii şimdi işte niye söylüyorum, masaya otururken eli güçlü. Bir de üstelik şöyle bir şey de var. Antalya Spor'un da oyuncuya ilgisi var. Yani ve rakam da eğer bu rakamlarda kalacaksa, yani Galatasaray'ın verdiği rakamlarda kalacaksa Antalya'da gidebilir. Yani Galatasaray biz 1 milyon euro verelim, bununla çözelim. Yani işte 1-1,5 civarında 1,5 yıllık verelim diyorlar. Yani onu da kabul etmiyor Gomis. Hani Gomis dedim ya, hani yani sizi kurtaracak olan bir kurtarıcı gibi düşünüyorsunuz eleştirilerden. Hani bırak saha sonuçlarını söylemiyorum. Eleştirilerden sizi uzaklaştıracak. En önemli konu o. Onun için de hani Gomis de bunu bildiği için işi çok zor yani. Galatasaray'ın işi çok zor. Galatasaray transfer konusuna geldiğimizde tabii ki Galatasaray bana göre 3 tane oyuncu asgari almak durumunda. Zaten başkanın o gün yaptığı röportajda, Habertürk'teki konuşmalarında da zaten çok net bir şekilde söylüyor. Kaleci, benim aldığım notlar, kendi notuma göre söylüyorum. Muslera Şubat sonunda dönecek. Yani kaleciye ihtiyacımız yok demektir bu. Birkaç takviye yapacağız demek. Yani bu birkaç takviye, yani bir iki takviye değil, birkaç takviye yapacağız demek. 3 de olabilir. 3 de olabilir demek. Ve işte kiraya verilen oyuncular teknik direktörün kararı dedi. Özellikle Gomis görüştüğümüz oyunculardan biri diyor. Çok artık bunun söyleyecek çok bir şeysi yok. Çok net söylüyor yani. Onun için de Galatasaray'ın yani Gomis bir anlamda yani tribünlerin o tepkisini, gazını alabilecek oyuncu görüntüsünde. Önemli bir isim. Bence önemli bir isim. Ha, olur mu olmaz mı dersen o ayrı bir konu, onu tartışırız. Ben her zaman şu çekinceyi koyuyorum bir kenara. Her zaman koyuyorum. Beni yanıldığım da oluyor. Bak yanıldığımı da söyleyeceğim. Arap coğrafyasından gelen oyuncuların belli bir süreye ihtiyacı var. Yanıldığım oluyor dedim. Nerede yanıldım? Joseph'te, Souza'da. Yani herkes yanıldı. Onun da ihtiyacı olur dedik. Şundan dolayı oluyor bu da Erdem. Onu da anlatayım.
Mesela antrenmanlar gece saat 10'da falan yapılıyor. Mesela gece 10'da. Yani vücut iklimine uygun olmayan bir zaman diliminde yapılıyor. Aşırı sıcaklardan bir oyuncularda bir mayışma oluşuyor. Yani bunlar Arap coğrafyasının dezavantajları. Onun için de antrenman iklimleri buraya uymadığından vücut kimyasının yani vücut ikliminin arada, değişimi önemli. Bu arada araya giriyorum. Az önce Josef de Souza dediniz. Yayın öncesinde de sosyal medyada çok paylaşılan görüntülerden biri diyelim bunu. Galatasaray'ın 6-2'lik Tuzla Spor mağlubiyeti hazırlık karşılaşmasında aldığı mağlubiyet sonrasında da Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın attığı bir tweet. Şimdi nasıl yorumlamak lazım? Ben hep şunu öğrendim bu sosyal medyada. Bazen bir tweet atıyorum. Gidiyorum. Yatıyorum. Ya da bir işim var, onunla meşgul oluyorum. Bir saat sonra bir bakıyorum. Ooo, hakaretler. Tweet attığım zaman da bilmem hangi takımın maçı varmış. Sen onu mu ima ettin? Şimdi bu Tuzla Spor maçı bittiği zaman bu tweet atarsan sana evet şu yorumu yapabilirler. Yani Josef de Souza yerinden 6 gol nedeniyle kahkahalar atıyor, gülüyor falan diyebilirler. Çünkü attığın saat çok önemli. İstemesen de, şimdi burada onu bilmiyoruz. Niyetini bu arada çünkü arkadaşımız bilgiyi de verdi. Fenerbahçe 2018 yılında yine bir hazırlık karşılaşmasında Bolu Spor'a 6-2 mağlup olduğunda evet. Josef de Souza Fenerbahçe'deymiş ama oynamamış o karşılaşmada. Ama kadrodaymış en azından. Evet, yani. 6-2'lik maçı biliyorum. Yani bu, buna tabii şey... Karma olur mu acaba bunun şimdi devamında? Şimdi onların mizah anlayışı, tabii mizahi açıdan bakıyor o olaya. Babel yapıyordu Galatasaray'a geldi. Babel yapıyordu ki tabii ki. Şimdi bu saat diliminde atarsan ne olmuş o sportif olarak o dönem o saat dilimlerinde ona bakmanız gerek. Yani o adam der ki ben Galatasaray'la ilgili atmadım ki o tweet'i. Yani Çiçi dese, pas kaybetti Avustralya çıktı ben o yüzden gittim şey, diyecek hali yok belki de evet tenisle ilgili attı belki adam yani onu bilemeyiz tamam. Yani sonuçta orada bir başka bir kulüp amblemi bir şey yok ama tabii. Saat evet. Nasıl ki 19.05'te Türkiye Futbol Federasyonu bir ceza açıklaması olmuştu Galatasaray'la ilgili. 19.05'te atarsan adamlar her şeyi söyler. Aynen. Bu da öyle. Şimdi bu saatleri bir de atarsan herkes Galatasaray maçına göre yorumlar. Ben öyle düşünüyorum. Öyle bir mizahi bir mesaj vermek yani istiyorum. Ya tabii gülerek falan böyle bir şey attığı zaman doğal olarak olur. Yani bu noktaya gidecektir yani. Doğaldır yani. Bu noktaya gider. Ne yaparsanız yapın. Ama bunlar tabii profesyonel oyuncuların bu kadar böyle hani rakip takımların başarısızlığı üzerinden bu tür şeyler yapmalı mı? Kişisel bir karardır, tercihtir. Yani ben olsam yapmam ama yapana da bir şey söylemem. Bir tür sosyal futbolcu medyanın, yapmaz mesela. Sosyal tür medyanın. Futbolcu bu arada Haspor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan hazır. Birazdan kendisine döneceğiz. Emre Kaplan'la ilgili detayları alacağız. Çünkü Emre Kaplan maç hazır derken Galatasaray'da oynamaya mı hazır? Ben onu anlayamadım yani. Hazır ya diyecek. Oynayabilir gibi gözüküyor. Bugün. Şu anda kenarda ısınma yani hareketleri Emre yapıyor. Emre takımı zaten yakından takip ediyor. İki antrenmana çıksa zannediyorum ki rotasyonun Isınma bir parçası hareketleri olur. Yapıyor. Bu fiziği falan da uygun. Yani stoper bölgesi falan için de uygun. Santrofor bölgesi için de uygun fiziği. Tamamdır yani. Emre hazır şimdi. Emre Kaplan antrenmanla başlayalım. Tabii ki maçın skoruyla başlayalım. Çünkü Luis Campos konusu var. Roman Bürki Dortmund'un kalecisi Galatasaray'a gelecek yönünde haberler vardı. Bugün Omar 13 ay sonra bir maça çıktı hazırlık karşılaşmasına ama tabii her şeyin ötesinde 6-2'lik kaybedilen bir Tuzla Spor mücadelesi var. Dilersen öncelikle neden taraftarlar ya da bizler ekranları başında bu mücadeleyi izleyemedik? Torrent'in kararı mıdır, yönetimin kararı mıdır? Dilersen bununla beraber başlayalım. Erdem Bitik. Galatasaray'ın gündemi gerçekten oldukça hareketli. Birçok yönden birçok değerlendirilmesi ve aktarılması gereken bilgi var. Sizin ifade ettiğiniz konuyla maçla başlayalım. Öncelikle bugün maçın herhangi bir yayının olmaması ya da medya mensuplarının açık olmamasının teknik direktörün kararı olduğu bildirildi. Domenech Torrent'in kararıyla bu durumun ortaya çıktığı ve maçın yayınlanmadığı. Özellikle bu devre arası değil ama milli arada bir taktik çalışma, taktik antrenman ve bunun sahaya yansımaları üzerinde çalışmalar gerçekleştireceği düşüncesiyle maçın yayınlanmasını istemediğini söyledi ve bu şekilde gerçekleşti. Medya mensupları da tribünden takip edemedi. Zannediyorum ki Galatasaray taraftarları sonucu gördükten sonra buna çok fazla üzülmemişlerdir. Çünkü öğle saatleri itibariyle ciddi bir tepki de vardı takımı takip edemediği için taraftarlar nezdinde. Onun dışında maç esnasında yaşanan bir olaydan bahsedelim. Bugün Berk Balaban Galatasaray'ın kalesinde mücadeleye başlamıştı. Sonrasında bir değişiklik gerçekleşti. Fatih Öztürk kaleye geçti fakat Fatih'in bir sakatlık yaşaması üzerine Tuzla Sporlu yetkililerden, Tuzla Spor Teknik Heyetinden izin alarak Berk soyunma odasından çağrıldı ve yeniden kaleye geçti.
ama sonuca zaten çok fazla etki eden bir değişiklik olmadığını söyleyelim. Onun dışında tabii hazırlıklar Galatasaray'da biraz sıkıntılı geçiyor. Planlanan durum bu süreç içerisinde Domenech Torrent'in taktik, strateji anlamında takımı hazırlaması, bunların da ötesinde biraz tabii psikolojik anlamda son dönemde üst üste alınan mağlubiyetler, camia üzerindeki kara bulutlar, bunların biraz psikolojik etkilerini azaltabilme noktasında çalışmaların gerçekleşmesi planlanıyordu ama Flora Metin Oktay tesislerinde sadece bir antrenman yapılabildi. Olağanüstü hava koşulları nedeniyle karla kaplıydı zemin. Çok verimli bir şekilde çalışılamıyordu. Stada geldi takım. Zaten bugün hazırlık maçı da statta oynandı. Onun dışında bugünkü maçın skoruyla birlikte de o işin psikolojik boyutuyla ilgili durum da biraz olumsuz etkilendi. Bu hazırlıklarla ilgili kısmı. Onun dışında siz soruyu yöneltirken ifade ettiniz. Galatasaray'da çok uzun zamandır kaleci konusu gündemde. Muslera sakatlandığından beri bir kaleci takviyesi olacak mı? Olursa kim olacak üstünden? Her gün belki de buradaki bu bağlantılarda, bu kuşakta yaptığımız bağlantılarda birçok bilgiyi aktarmaya çalıştık. Ve Galatasaray yönetiminin de değişen birçok yol haritası, birçok planı oldu. Okan Kocuk'la başladı. Yabancı kaleciye döndü. Sonrasında bir Sinan Bolat hamlesi geldi. Yeniden Okan Kocuk için bir hamle yapıldı. Netice alınamaması üzerine aslında beklentimiz artık Muslera'nın da dönüşünün yaklaşmasıyla birlikte bir kaleci hamlesi olmayacak bir şeklindeydi ama bugün itibariyle, bu sabah itibariyle ulaşan haber Borussia Dortmund'da bu sezon herhangi bir resmi maçta süre alamamıştı Roman Bürki. Galatasaray Dortmund kulübüne teklifini yaptı. Dortmund teklifi kabul etti. Sezon sonuna kadar kiralamak için oyuncu cephesi de bu transfere sıcak bakıyor. Yüksek olasılıkla sezon sonuna kadar Bürki kiralanacak. Muslera'nın dönüşüne kadar kaleyi koruyacak. Sonra da Muslera ile birlikte rotasyonu oluşturacak. Onun dışında geçen haftanın sıcak konusuydu. Üstüne çok konuşulmuştu Luis Campos konusu. Hem Kasımpaşa maçında hem Trabzonspor mücadelesinde tribünde yer almış. Başkan Burak Elmas'la maçları takip etmişti. Bir takım fikir alışverişleri gerçekleşti. Sonrasında da ülkeden ayrıldı. Portekiz'e gitti. Bu esnada da Galatasaray takımı ile ilgili, şu an mevcut yapı ile ilgili de bir rapor hazırladı. Henüz bu rapor kulübe ulaşmış değil. Zaten önümüzdeki hafta içinde de İstanbul'a gelip raporu bizzat teslim etmesi bekleniyor Campos'un. Ve sportif danışmanlık aslında resmi bir görev olarak değil, bir sportif direktör ya da bir başkan danışmanı olarak değil ama dışarıdan bir danışmanlık hizmeti verecek Galatasaray Kulübü'ne. Bu konuda mutabakata varıldı. Bunu detaylandırmak gerekirse, nasıl bir danışmanlık hizmeti Galatasaray Campos'tan alacak, bunu ifade etmek gerekirse, aslında hep bahsetmiştik Campos konusu olduğunda. Genel itibariyle Luis Campos Avrupa piyasasında, dünya piyasasında önemli networkleri olan, önemli bilinirliği olan bir futbol adamı. Ve bugüne kadar da genel itibariyle hem kurduğu iyi kadrolar, iyi yapılar hem de kar marjı yüksek satışlarla dikkat çekti çalıştığı kulüplerde. Galatasaray'da biraz bu satış kısmında Campos'tan faydalanmak istiyor. Tabii ki kadroya alınacak isimlerle ilgili de tavsiyeleri dinlenecek ama öncelik Campos'un buraya davet edilip bu danışmanlık teklifinin yapılmasının en önemli sebebi satış konusunda kendisinin network'ünden faydalanmak ve Campos da bu durumu şu an kabul etmiş vaziyette. Yanı sıra altyapı organizasyonuyla ilgili, scouting departmanı ile ilgili ve yine gelecek transferlerle ilgili de bir rapor hazırlıyor zaten ekibiyle birlikte. Bunu da hafta içinde Başkan Burak Elmas'a bizzat teslim etmesini bekliyoruz. Ondan sonra da zaten danışmanlık görevi başlamış olacak ama bir kez daha söyleyelim. İstanbul'da yaşayıp bir sportif direktörlük ya da bir sportif AŞ yöneticiliği, başkan danışmanlığı gibi değil, dışarıdan bir danışmanlık hizmeti verecek Luis Campos. Onun dışında orta saha transferi var. Gündem dediğimiz gibi çok hareketli ve çok çeşitli konuları içeren bir gündem var Galatasaray adına. Orta sahada Galatasaray adına en önemli öncelik, birkaç isimden hep bahsediyorduk. Şu anda Diawara ismi. Roma kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Roma'nın aslında teklife sıcak baktığını biliyoruz, kiralama teklifine. Çünkü oyuncuyu kadroda çok fazla düşünmüyorlar. Birkaç Fransız kulübünün de ilgisi, teklifi var Diawara için. Oyuncunun 2,5 milyon euroluk bir yıllık ücreti var. Kendisi Serie A'da kariyerine devam etmek istiyor ama Serie A'da bu rakamın ödenebilmesi çok kolay değil. En azından Diawara'nın gidebileceği takımları düşündüğümüzde. Bu nedenle Galatasaray şartları zorlamaya çalışıyor ama şu an itibariyle henüz oyuncudan olumlu bir geri dönüşte alınamadığını söyleyebiliriz. Tabii stüdyoda Serdar Sarıdağ ve Haldun Domaç'la birlikteyiz. Emre Kaplan'a sormak istediğiniz sorular var mıdır, konular var mıdır? Biz burada biraz yorum yaptık ama mutlaka Emre'nin çok daha fazla istihbaratı vardır. Gomis konusundaki gelişmeleri ve 6 numara, hani Diawara'nın dışında başka bir alternatif var mı? Onları da merak ederiz Emre. Haldun abi, Gomis konusunda şu an yeni bir gelişme yok aslında. Galatasaray kulübü sezon sonuna kadar 500 bin euroluk bir ücret teklif etti Gomis'e. Sonrası için, önümüzdeki sezon içinde bir opsiyon, bu sezon oynayacağı maçlarda göstereceği performansa göre başarı maddelerini içeren, başarı kıstaslarını içeren bir opsiyon önerdi.
Önümüzdeki sezonda eğer bu opsiyon devreye girerse 1 milyon euroluk bir yıllık ücret teklifi vardı. Gomis cephesi bu rakamın biraz artmasını istedi. Galatasaray önümüzdeki sezon için 1 milyon 250 bin euroya kadar çıktı. Son teklif bu şekilde. Maddi anlamda Galatasaray'ın yaptığı son teklif bu şekilde. Gomis cephesinin, menajerinin maddi talepleri biraz daha yüksek. Ama Galatasaray şu anda beklemedi. Bu rakamın üstüne çıkmayacağını ifade etti Galatasaraylı idareciler. Başka teklifler varsa değerlendirebilirsiniz, görüşebilirsiniz. Bizim teklifimiz budur. Bunu kabul ediyorsanız mali anlamda, rakamsal anlamda biz Gomis'le seve seve yola devam etmek isteriz, yeniden buluşmak isteriz şeklinde bir tavır var. 6 numara için de az önce Diawara'dan bahsettim. Onun dışında da aslında listede 4-5 tane isim var. Bunların hepsiyle eş zamanlı olarak görüşmeler gerçekleşiyor ama Domenech Torrent'in istediği, yönetime sunduğu raporda ve aslında ortak çalışma neticesinde, scout ekibinin de daha öncesinde yaptığı çalışmalar var burada. Şunu söyleyebilir insanlar, yani yaşını düşünerek scout ekibim buldu Diawara'yı diye, ama burada pozisyonlar ve Galatasaray'ın ihtiyaçları doğrultusunda her yaş grubundan isimler listeleniyor. Galatasaray'ın ihtiyaçları doğrultusunda teknik heyetin önüne konuyor ve zaten sezon başında da Diawara Galatasaray'ın gündemine gelmişti. O zaman oyuncu sıcak bakmamıştı. Şimdi öncelik Diawara için şartları biraz daha zorlamak olacak gibi gözüküyor Aldun abi. Ama olmazsa listede birkaç tane daha isim var. İlk temaslar kulüpleriyle kurulmuş vaziyette. Hemen Diawara ile ilgili durum olumsuz neticelenmesi halinde diğer isimlere de hızlı bir şekilde teklifler iletilecek gibi gözüküyor. Yine bana soruyorlar, ben de Emre'ye sorayım. Gerçi sürekli anlatıyor yani ama şu Gedson Fernandes konusundaki son bilgileri de alalım senden Emre. Haldun abi, Gedson Fernandes tahmin ediyorum ki pazar gününden bu yana elinde telefonla Galatasaray idarecilerinin, Galatasaray profesyonellerinin kendisine atacağı İstanbul biletini bekliyor. Bir kere bunu söyleyelim. Zaten oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanmıştı. İlk etapta pazar günü itibariyle kulübüyle de, Benfica ile de anlaşma sağlanmıştı. Fakat sonrasında 1,5 yıllık bir kiralama anlaşması var. Hem kiralama bedelinde biraz ekstra talepleri oldu Benfica'nın. El sıkışıldıktan sonra ortaya çıkan talepler oldu bunlar. Galatasaray 1 milyon euroya kadar çıktı kiralama bedeli için. Benfica 1,5 milyon euroya çıkardı bu rakamı. Ve satın alma konusunda, satın alma opsiyonu konusunda da 1,5 yılın sonunda 8 milyon euroya zorunlu satın alma şeklinde bir anlaşma talebi oldu Benfica'nın. Oyuncunun dediğimiz gibi İstanbul'a, Galatasaray'a gelme yönünde isteğini zaten artık bilmeyen yok. Bunu bizim söylememize bile çok fazla gerek yok. Zaman zaman kendisi de sosyal medya paylaşımlarıyla bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama bu biraz Galatasaray adına eli güçlendiren bir durum, Gedson'un gelmek isteyişi. Öte yandan Galatasaray adına aslında Gedson Fatih Terim döneminde çok daha öncelikli ihtiyaç ve çok daha öncelikli transfer listesinde olan isimlerden bir tanesiydi. Bugüne geldiğimizde geçmişten devam eden görüşmeler neticesinde bu anlaşma sağlandı ama Domenech Torrent'in aslında yönetime sunduğu listede Gedson en üst sıradaki isim değil. Yani en önemli ihtiyaç olarak görülen isim değil. Bu nedenle de Galatasaray biraz bu pazarlıklarda tok tarafta, yani tok satıcı demeyelim, tok alıcı tarafında kendisini konumlandırdı. Ama işi özetlemek gerekirse dediğimiz gibi 1 milyon euro Galatasaray'ın kiralama teklifi, 8 milyon euroluk opsiyon, bunun zorunlu olmaması şeklinde ilk başta anlaşma sağlanmıştı. Şu anda da Benfica kulübünün biraz daha tavrında ve taleplerinde yumuşama olduğu bilgisi var. Oyuncunun isteği doğrultusunda da Galatasaray orta yolu bulup Gedson'u alacağını düşünüyor. En azından idarecilerin bize aktardığı durum, görüşmelerin olumlu seyrettiği ve Gedson'un önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesinin beklendiği şeklinde. Emre Kaplan, çok teşekkürler aktardığın detaylar için, ağzına sağlık. Teşekkür ederiz Emre. Hem Galatasaray'ın son sıcak transfer gelişmeleri hakkında hem de tabii ki 6-2'lik Tuzlaspor mücadelesi ile alakalı tüm detayları bizlerle paylaştı. Emre'nin verdiği ana başlıklardan devam edelim dilerseniz. Luis Campos'un büyük bir oranda anlaşıldığı bilgisini verdi Emre Kaplan. Danışmanlık, sportif direktör görevi üstlenecek. Tabii çok önemli bir futbol aklı ama tabii ona nasıl imkanlar sunacağınız çok önemli. İşte 2016'da Lille geldiğinde Zeki'yi, Burak'ı, Yusuf'u, Mustafa Kapı'yı Lille götüren ismin başında geliyor. Mourinho ile beraber Real Madrid'de kaldı. Monaco'ya sınıf atlatan, kasasını dolduran futbol aklı olarak karşımıza çıkıyor ama Galatasaray ne sunabilir Campos'a? Campos'un sunduklarını Galatasaray ne kadar karşılayabilir? Şimdi bu Gedson Fernandes transferi anladığım kadarıyla bir beklemeye geçti. Çünkü hazır bir oyuncu değil. Yani şöyle, Portekiz Ligi'nde üst düzey maçlar oynayarak buraya gelmiyor. Belki Abubakar gibi bir
oranın rezerv ligi var herhalde ya da B takımı varsa. Var. B takımına gönderdiler orada zaten. Oynuyorsa ama o başka tabii. Ama ne tabii, kadar oynadı bilmiyorum. Ne kadar oynadı belirsiz. Şimdi bu saatten sonra şu Galatasaray'a, işte Galatasaray taraftarının endişesi var. Acaba Alanya maçı ne olacak? Yani Tuzla'da boğuluyorsa Alanya'da ne olur diye endişesi var haklı olarak. Bir, Torrent nasıl bir oyun anlayışı? Avrupa'da ne yaptıysa bu Galatasaray artık herhalde bunu yapmak zorunda. Belki maçlarda topu rakibine bırakacak ama transferdeki bir iki hamle işleri değiştirebilir. Galatasaray'daki en büyük hata gençleştirme bir hata değildir. Gençlik operasyonunu tecrübeli bir kadronun içerisinde yapmamak bir hatadır. Şimdi burada tecrübeli isimler az. Benfica'nın eğer doğruysa 5 tane oyuncuyu devre arasında isteyen olursa veririm diye bir haberini okudum. Luis Campos danışman mı? Dediler ki Luis Campos'a, Gelson Fernandez için ne diyorsun? Baktı Luis Campos, ya dedi 6-8 arıyorsunuz. Orada dedi Adel Tarap var dedi. Belki hani listede Galatasaray ilaç gibi gelir. Al sana tecrübe. Bu ligde çok çok iyi oynar. 8'i oynar, 10'u oynar. Sahte 9'u da oynar. Zaten Fegoli'nin var kenara yakın. O da bir tecrübe. Ne dersen de. Gomis'i aldın. O da bir tecrübe. Ne dersen de. En azından elinde ciddi bir alternatif var. Bence Gerson Fernandez'i bekletme nedeni bu. Efendim bir dahaki sene için falan. Senin uzun vadeli bir plan yapma şeyin kalmadı şu saatten itibaren. Sen hakikaten haftaları kurtaracaksın, günü kurtaracaksın. Peki bunun için Campos'a ihtiyaç var mı? Galatasaray'da bence Campos demeyelim de bir futbol aklına ihtiyaç var. Bu da önümüzdeki sezonun bir projesi olarak çıkıyor. Tabii bir futbol aklına ihtiyaç var. Campos'un bu az önce saydığım kulüplerde görev almaya başladığı andan itibaren hep dünyanın yıldız oyuncularından olmaya aday isimleri kulüplere kazandı. Yani 18-19'dayken buluyor bu oyuncuları ben getiriyor. Ben Luis Campos'u bildiğim kadarıyla böyle gelişini burada canlı verdiler. Ben de yayındaydım. Bütün kanallar canlı verdi. Gizli gelmeye çalışan, basına haber vermeyi sevmeyen, basında bu şekilde olmayı sevmeyen ve hatta ben dünyanın birçok ülkesine kulüp başkanlarıyla görüşmeye gittim. Hiç böyle bir şey yaşamadım diye de içinden geçmiştir. Kendi içinden. Şaşırmıştır tabii. Kameralar falan işte canlı. Ama önemli bir haber tabii Galatasaray için. Kendisi de önemli bir futbol adamı gerçekten. Gelir burada Sarıyer'i seyreder. Gelir burada alt liglerde Tuzla Spor maçını seyreder. Kimsenin ruhu duymaz. Oradan bir tane çocuğu alır. Alt ligden götürür Fransa ligine. Götürür Portekiz ligine. Götürür İngiltere ligine. Allah Allah deriz biz böyle. Öyle bir futbol aklıdır. Muhtemelen artık danışmanlık olarak yani sportif direktör olarak çok masraflı olur. Bütçe ister o ister. Danışmanlık olarak yani onun ek işlerinden biridir. Çünkü başka yerlerde danışmanlık yapıyor. Hı hı. İşte Real Madrid'de yaptığı danışmanlık çok farklıdır. Yani oraya söylediklerini buraya söyleyemez. Buraya söylediğinde bu para yok burada. Ama buraya işte Adel Tarap gibi boşa mı çıkıyor? İşte kısa vadede tavsiyelerde bulunabilir. Bence Luis Campos'dan dolayı Gerson Fernandez transferi dur bakalım. Bir acele etmeyeni mi gelmiş olabilir? Ben öyle düşünüyorum. Hacım Domaç sizin görüşleriniz nelerdir? Campos'la beraber Galatasaray'ın birlikteliğini görürsek bundan sonraki süreçte. Şimdi başkanın bir futbol aklı aradığı gerçeğini söylememiz lazım. Ve maalesef Türkiye'de de hani Galatasaray camiası içinde de çok fazla, Türkiye'de de çok fazla olmadığını düşünüyor futbol aklının. Diyeceksiniz ki nereden bu sonuca vardınız? O röportajda söylediği sözleri söylüyorum. Fatih Terim çok önemli bir futbol aklıdır. Galatasaray'da futbol aklı 5 kişiyi bile geçmez. Onların başında da ilk 5 kişinin arasında Fatih Terim var diyor. Demek ki bir futbol aklı arıyor. Yani Fatih Terim olmadığına göre ona teklif de yaptık diyor. Bir futbol aklı arıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Artık globalleşen dünyada yani öyle bir oyuncuyu keşfetmek artık çok büyük bir mucize falan da değil artık yani onu da söyleyeyim sana. Yani global dünyada artık yani oyuncu keşfetmek. Ya Enis Destan nereye gidiyordu? Yurt dışına gidiyordu, Trabzonspor'a gitti. Yani keşfedilmemiş oyuncu mu? Yani tesadüfen mi bulunuyor? Artık globalleşti dünya. Yani onun için de hani böyle mucize oyuncular bulacak, hı hı, bize müthiş işler yapacak, biz büyük paralar kazanacağız falan. Yani böyle bir şey çok fazla iyimserlik olur, onu söyleyeyim. 10-11 yaşında buluyorlar öyleleri artık. Artık yani öyle çok büyük
büyük umutlar beslemek bu noktada çok iyimserlik. Bu yanlış bir algıya götürebiliyor. Çünkü i̇şte Campos'un geçmişiyle özdeşleştirilerek bir beklenti işte içerisinde giriyor herkes. Ben şimdi şöyle, Galatasaray camiası şöyle bekliyor benim gördüğüm kadarıyla. Campos bize diyecek ki Serdar'ı al, Haldun'u al, Erdem'i al. Ondan sonra sen onları bir sene sonra bir satacaksın. Birini 25 milyona, birini 30 milyona, bir öyle bir şey yok. Haldun abi, bu arada lafını bölüyorum ama Campos'u Reji size çok benzetmiş. Abi bana da, bana da sosyal medyadan geldi o gün. Haldun abi değil mi dedi ya maskeyle. İsim vermedim. Komple Reji'nin üzerine attım ben bu benzetmeyi ama artık olsun. Yani görüntü benziyor ama... Bu arada benziyor. Şey, maske olmasa daha net belki. Görüntüsü benzer ama şeyi benzetmek pek mümkün değil. Yani mevduatını benzetmem pek mümkün değil tabii. Görüntüsü benzeyebilir belki ama... Yani, yani onu özellikle söyleyeyim tabii, insan insana benziyor tabii ki. Yapınızı böldüm, kusura yani, bakmayın. Acaba şey olur mu yani Burak Elmas, yani madem Campos olmadı Haldun Domaç'ta o da ona benziyor diye. Serdar Sarıdağ da söyledi, basını sevmez dedi, nereye gittiğini anlamazsınız dedi. Fark etmezler Haldun abi. Bir benzerlik var maskeyle. O gün bana da yazdı. Biri Instagram'da. Abi dedi, Haldun abi değil mi o dedi. Evet evet, ben hiç öyle geldim. Dublörü olarak geldim buraya. Yani ya büyük mucizeler beklemek çok fazla iyimserlik olur. Ayrıca da mucizeler beklemeye de gerek yok. Senin elinde de bazı mucizeler oluşuyor. Yani demek ki şimdi bir taraftan eleştiriyoruz ama Fatih Terim de gitti. Üçüncü ligde altyapısını ben biliyorum ama üçüncü ligden gitti. Kerem Aktürkoğlu'nu aldı. Bugün Kerem Aktürkoğlu nereden bakarsan bak verdi vermedi Atletico Madrid istedi. Ya 15 milyon euro civarına ulaşan bir oyuncu. Ha, daha iyisi olur mu? Olabilir. Ama o civara ulaştı. E sen zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euro verilirken 2 sene önce neydi? Abdülkadir Ömür. Bu, bak bulunuyor demek ki yani. Abdülkadir Ömür'de hem de kendi öz kaynaklı. Kendi öz kaynağından. Yani onun için ben hani öyle... çok çok böyle hani Luis Campos gelecek, sihirli bir değnek değdirecek ve bütün oyuncular altına dönüşecek falan. Öyle bir şey yok tabii ki. Öyle bir gerçeğin olmadığını söyleyelim. Tabii ki faydası olur. Burada muhtemelen Burak Elmas kazan kazan yapmaya çalışacak. Benim anladığım o, kazan kazan. Yani sen sat, nedir? Payını da alırsın. Payını öyle bir anlaşma da olabilir. İşte Kerem, sat 20 bin euroya. Tamam mı? %25'i senin, 5'ini sen, 15'ini biz alalım diyebilir. Bu da akıllıca bir pazarlama politikasıdır. Galatasaray'ın oyuncularının PR'ı açısından belki evet, biraz daha değerli. Yoksa olur. Yani ondan dolayı böyle hani resmi bir görev kabul etmiyor. Ne yapacak resmi görev kabul edip de? En kolayı bu. Ne uğraşsın yani onu yanlış aldın, bunu yanlış aldın diyecek yerde. Sattım, cebine parasını koyar. Gider. Onun için bana benziyor ama biz o yönden benzemiyor. Yani oradaki temel sıkıntının o olduğunu söyleyeyim. Ama bir futbol aklı aradığını zaten Burak Elmas söyledi. Yani açık seçik söyledi. Yani 5 kişi de vardır futbol aklı dedi. Onlardan biridir Fatih Terim. Fatih Terim de teklifimizi kabul etmedi dedi. Yani kabul etseydi Fatih Terim'i futbol aklı olarak kullanacağım. O da tabii bir düzlemde... yanlış bir bilgi değil mi? Evet, yanlış bir bilgi. Şöyle, yani Fatih Terim'in futbol aklıyla başladın zaten sezon başına, sezona ve yarıda bıraktın. Yani bu Fatih Terim futbol aklını, hani şu oyuncuların transferini bir başkası yaptı, Fatih Hoca futbol aklını kullanmadı mı? Kullandı. Kullandığı futbol aklını da beğenmedin, olmadı dedin. Yani iyi ki kötü olmadı, gitti. Olmadı, sağ içi sonuçlar... Evet. Kötü gidince. Beğenmedin. O zaman söyleyecek bir şey yok yani futbol aklı olarak da. Yani ben yani Galatasaray'daki işlerin çok su üzerinde kalan kısmını görüyoruz. Su altında yani hani derler ya buzdağının altındaki tabloyu görmüyoruz. Buzdağının altında çok ciddi sorunlar var. Fatih Terim'in gidişiyle işte oradaki gidiş şekliyle. Şimdi Mart ayında divan kurulu var, orada yapılacaklar. Mayıs ayında bir kongre için içeriden ciddi bir hazırlık var. Onu söyleyeyim, çok net hazırlıklar başladı. İkili görüşmeler, üçlü görüşmeler yapılıyor. Yani bir an önce Galatasaray toparlayamazsa Burak Elmas'ın da süresi çok uzun olmayabilir. Onu söyleyeyim. Bu arada tabii biz Campos üzerinden değerlendirdik. Az önce Emre Kaplan'a da Haldun Domaç siz sormuştunuz. Gomis konusu da şu anda Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği konu. Bir kesim
yaşı gereği Gomis'e dönülmemesi yönünde bir görüş belirtiyor. Bir kesim Gomis'in özellikle sezon sonuna kadar Galatasaray'a ilaç gibi geleceği söyleniyor. Şimdi Galatasaray'ın son 12 yıldaki forvet oyuncularının rakamlarına baktığımız zaman sadece iki isim 30 gol barajını geçiyor. Bunlardan biri Burak Yılmaz, biri de Gomis. Çünkü son vuruşları çok iyi adamlar ve doğru noktada duran adamlar. Mesela Batshuayi'deki sıkıntının nedenlerinden biri işte topu aldığı yerden kaleye gelene kadar verdiği efordan, harcadığı efordan dolayı son vuruştaki zayıflığı. Ama bu oyuncular hakikaten topla doğru noktada çok iyi buluşabiliyorlar. Şimdi bak Gomis, Premier Lig'in diplerinden bir takımdan gelsin veya Championship'ten gelsin Gomis, ben 1,5 sene yaparım anlaşmayı. Ama oradan gelince Galatasaray yönetimi gibi düşünürüm. Senin dediğin nokta. Bak Cenk Tosun geldi, çatır çatır atmaya başladı. Çünkü İngiltere Ligi'nin ve İngiltere'nin bir alt liginin antrenmanı bu ligin üzerinde. Ama Arap coğrafyasına geldiği zaman evet soru işareti olur. Souza hepimizi yanılttı. Galatasaray'ın opsiyonunu seçeneği sunması bence doğru hareket. Kasayı da düşünmesi lazım. Ama kısa vadede sana o son vuruşları bildiğimiz bir Gomis çünkü. Kısa vadede tabii besleyebilmek çok önemli. Çok şey kazandırabilir. Mesela Gomis alıp da arka mekanizma aynı kalırsa, işlevsiz kalırsa oraya değil Gomis, siz Zlatan'ı da yanına koysan sıkıntı yaşarsın. Yaşa en son bakmak şimdi gerekiyor. Ya şu an Burak Yılmaz geliyor olsa hayır mı dersiniz? Tabii ki. Tabii ki de gelsin Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ı kaç yaşında transfer etti Lille? 34'te mi? 33 ya da 34'te aldı. 34'te aldı. 34'te yani. 34 yaşında 30'a, Fransa. 37'ye geliyor. Fransa'da lig bir. Kim aldırdı? Luis Campos aldı. Luis Campos. Fark etmez yani. Şunu onu söylüyorum yani. Bir şeyi bildiğin için aldırıyor. Senin ihtiyacın, olan duruma bakacaksın. Şöyle söyleyeyim. Tamamen bir senaryo yazalım. Gomis olsa senin elinde, Gomis olsa Trabzonspor maçının ilk yarısında mükemmel bir oyun oynamışsın. Gelir Gomis ikinciyi atar. 2-0 olur, 2-0'dan dönmesi çok zorlaşır. Bir de Haldun abi, hazır Gomis açılmışken şunu da unutmadan söyleyeyim. Gomis'in Galatasaray'dan gitme nedeni neydi? Maddi dediler. Bir 500 bin euro fazla mı, 700 bin euro mu ne? Gittikten sonra gelenlere harcadığın parayla onun yerini dolduramadı. Tabii, bak gelen. Bunlardan biri Cagne. Kaç milyon euro? 13 milyon euro Cagne. Bak harcadığın parayla. Bir de bonservisi de var. Şimdi bunu Galatasaray için söylemiyorum sadece. Gel Beşiktaş'a Abu Bakar. Daha erken sözleşmeyi uzatabilirdin, güncelleyebilirdin. Arap coğrafyasına gitmeden önce, orayı uyandırmadan önce menajeri. Belki Larin'de yaşayacak şimdi. Bak belki Larin'de yaşayacaksın. Bunlar çok önemli. Ya gol atan da golü tutanı varsa adamla yap kontratını 3 senelik, 4 senelik. Hiç Amerika'yı yeniden keşfetmenin, kıtayı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok ki. Bak yerini dolduracağım. Belki 800 bin euro, belki 1 milyon euro. Ha başka bir şeyler olmuş olabilir. Belki hocayla, yönetimle aralarında çok şiddetli saygı çerçevesini aşan tartışmalar da olmuş olabilir. Onu bilmiyoruz. O ayrı öyleyse. Ama öyle bir şey yoksa, maddi anlamda bu ayrılık olduysa harcadığın milyon eurolarla onun yerini dolduramadın. Şimdi ben biraz Serdar anlatırken güldüm. Gülme sebebimi söyleyeceğim. Zafer diye bir arkadaşımız bana Instagram'dan bir mesaj atmış. Diyor ki bir saniye okuyayım. Abi maske tak. Bir saniye kaçırdım. Maske tak. Maske tak git. Her maçı bedava izlersin. Kamposum de geç diyor. Sen transfer bile yaptırabilirsin abi. Ama maskeyi çıkarmayacaksın. Maske çıkarmadın. Espriliydi. Ona gülüyorum. Görünce sen anlatırken. Selamlar olsun. Yani Gomis de böyle bir stratejik hata yapmışlardı. Ama şimdi o hatayı telafi etmekten öte. Oraya zaten artık takılı kalmamak lazım. Kısa vadede ama Gomis'i aldığında arkasında da Feghouli gibi bir iki tane de tecrübeli isimlerin olması gerekir diye düşünüyorum. Kaleye götürdüğün toplar bile, aynen, bu sezon mesela son Trabzon maçında dedim ya, kaleye götürdüğün toplarda bile bitirici bir oyuncun olsa meseleyi çözersin. Haldun abi sizi bugün hani yayına Haldun Doğuş olarak gelip yayından Luis Campos olarak çıkabilirim çıkacaksınız yani. Artık. Reji buna bayağı iddialı. Ben valiz gibi bir şey de tutayım şöyle. Haldun abi ya. Neyse. A Spor'un futbol aklı Haldun abi. Oranın da futbol aklı Luis. Ha şu olur mu? Bu soruyu da sorayım. Gomis döneminde kim vardı Galatasaray'da? Sol kanatta Rodriguez değil mi? Alverleri çok iyi yapıyorlardı.
Kerem'le Gomis'in uyumu nasıl olur Haldun abi? Ya şimdi ben Gomis konusunda bak şöyle söyleyeyim. Arap coğrafyası olmasaydı ben Gomis konusunu hiç tartışmam. 36 yaş falan artık o işler bitti artık. Yani tabii. 36 yaşında gelir 37 yaşına kadar gol atar. Gomis tabii. Gol atar. Yani golcünün bir ezberi vardır. Gelir golünü atar. Ezberdir yani o. O yani ben unutmaz. Bu ben her zaman söylüyorum. Bisiklete binmek gibidir bu. Ben çok önemli golcülerle oynadım. Yani oynadığım golcülere baktığımda ya onlar topun nereye geleceğini, nasıl geleceğini, ona nasıl temas edeceğini çok çok iyi ezberlerini alıyorlar. Onun için yani Gomis böyle ezbere almış oyunculardan biri. Yani Gomis gelsin, eğer ki antrenman konusunda bir problemi yoksa çıkar çatır çatır golleri atar. Mesela şimdi Galatasaray'ın Gomis'le şampiyon olduğu sezona baktım, 32 gol attığı sezona. 3 oyuncu çift hanelerde asist yapmış. Rodriguez, ya, Belhanda, Feguli. İşte 30 asist gelmiş bu oyuncu. Abubakar meselesidir o işte. Aynen. Yani ya geçen sezon Gezal'ın 8 gol 17 asisti mi ne var yani? Niye evet. asist oluyor? Çünkü Abubakar içeriye atınca asist oluyor. Atmazsan asist olmuyor. Bu kadar basit. Bir de doğru yere koşuyor. Doğru yerde buluşuyor o topla. Bu da yani çok Belhanda en iyi sezonlarından birini geçirmiş o dönem. Geri Rodriguez zaten o sezonla Türkiye'de en çok konuşuldu. Feguli'nin Galatasaray'daki en iyi sezonu deniyor. Elbette. Gomis üzerinden belki peki, odaklanıyoruz biz ama peki, diğer oyuncular peki, da çok önemli. Peki Gomis'in Instagram paylaşımına Belhanda niye Come to Beşiktaş yazıyor? Şimdi bazı asist özellikle oyuncular vardır. Der ki ya içeride şöyle bir golcü olsa da benim attıklarım Quaresma Negredo kavgasını hatırla Sivas deplasmanında. Ama Quaresma Mario Gomez'le kavga etti mi? Yok. Mario Gomez gol kralı oldu. Gitti Alman milli takımına. Kimin sayesinde? Aynen. Biraz da Quaresma'nın sayesinde. İyi beslediler. Ama o doğru yerlere geldi, koştu. Hı hı. Burada da Gomez'in o senin saydığın arkasındaki isimler. Mesela Feguli. Örneğin solda Kerem. Hı hı. Ortaya 8-10 oynayabilecek bir tecrübeli transfer. Bu işleri değiştirebilir Galatasaray'da. Şimdi bir reklam aramız olacak. Araya Galatasaray'ın Sport Toto Süper Lig'de attığı gollerle beraber gidelim. Ardından saat başında tekrar Aspor ekranında birlikte olacağız efendim. Spor gündeminde reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz değerli futbol severler. Galatasaray'ın transfer politikasını ve sıcak gelişmelerini konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde son bölümlere doğru gelirken daha doğrusu Gomis'in Galatasaray'da etkili olup olamayacağı yönündeki senaryoları konuşmaya çalışıyorduk Haldun Domaç. Tabii kısa bir süre sonrasında da Gomis konusunun artık netleşmesi gerekiyor. Siz bir Antalyaspor ismi de telaffuz ettiniz. Hangi takıma gideceğini göreceğiz ama herhalde bir 48 saat içerisinde bu işin öyle ya da böyle sonuca doğru ilerlemesi gerekiyor. Hem Gomis adına hem de takımlar adına. Süre de çok az kaldı artık. Yani bir 10 günlük bir süre var transferin bitmesine. Dolayısıyla bu süre içerisinde bu işin çözümlenmesi gerekiyor. Yani bana sorarsan hani ben riski alır mıyım dersen 500 bin euroya o riski alırım. Yani eğer 500 bin euroysa yani ben Galatasaray olsam riski alırım. Hatta biraz daha yukarı çıkabilirim yani 100 bin falan daha yukarı çıkabilirim. Riski alırım yarım sezonluk. Galatasaray ne olursa olsun Gomis bir tehdittir bir kere her şeyden önce. Rakipler için bir tehdittir. Yani ne kadar hazır bilmiyoruz ama rakipler için. Ayrıca da Arap coğrafyasında çok iyi iş yaptığını da biliyoruz. Ben hani ben transfer ederim. İhtiyaç var. Ha şöyle söyleyenler var. İşte Mısır milli takımından dönecek Mustafa Muhammed, Cagne dönecek ama nasıl dönecek? Ne zaman dönecek? Ne zaman hızla kadronun içerisine girecek? Bütün bunlar soru işaretiyken. İki tane var santraforun. Yani Halil'i çok ayrı tutmak lazım. Çok ya Halil'i böyle santrafor, arkaya koyabilirsin. Öyle tutmak lazım. Dolayısıyla senin dediğin gibi Gomis seçeneği onların önünü kapatmaz, rekabeti arttırır bence. Yani Gomis geldiği zaman ilk 11 olacak gibi şart yok. Ya şöyle bir şey yapalım. Ben teknik direktör olsam mesela Erdem, şöyle söyleyeyim. Şu kulübede şöyle baktığımda Gomis'i görüyorsam inanılmaz bir hamle yeteneğim, hamle üstünlüğüm varmış diye düşünürüm. En basitini söylüyorum. Hani hazır olmadığı takdirde bile. Düşün ki 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika oynadığında bile çok farklı şeyler konuşabiliriz. Onun için de hani Gomis seçeneğini Galatasaray'ın kullanmasından yanayım. Kişisel kanaatim böyle. Onu özellikle söyleyeyim. Zaten bir de şu gerçek de var. Hani onu da konuşmamız lazım. Başkanın ağzından çıkan çok net bir söz de var yani. Gomis görüştüğümüz oyunculardan biri diyor. Yani bu da hani Galatasaray'ın Gomis'e çok sıcak baktığını gösteriyor. Taraftar da sıcak bakıyor. O zaman orada bir de zaten şöyle bir gerçek de var. 2-3 tane oyuncuyla da vedalaştın zaten. Yani Yedlin gitti. Hı hı. Bir maaş bütçesi açıldı. Luyendama gidiyor. Maaş bütçesi açılacak.
Böyle baktığımız zaman Asun Çağ gitti, maaş bütçesi açılıyor. Bütün bunları da kullanması lazım Galatasaray'ın. Yani bence şöyle bir gerçek var. Biz ihmal ettiğimiz ya da dikkate almadığımız bir konu var. Her galibiyetin bir maddi karşılığı var. Yani beraberliğin bile var. Yani sen belki de sana Gomis 3 tane maç kazandırsa 3 evet. tane maçta kendi parasını çıkartacak duruma gelir. Mesela diyorum yani çok yüksek değil rakamlar ama 2700 falan galiba. Yani kendi parasını çıkartacak noktaya da gelebilir. Onun için de Galatasaray'ın bir an önce bunu yapması lazım. Bir de Galatasaray'ın Avrupa gidiş noktası eğer UEFA Avrupa Ligi dediğimiz işte o ligi kazanamayacaksa gidiş noktasında yukarıya doğru tırmanması da gerekiyor. Ha şöyle bir şey var. Umutsuz musunuz dersen ben hiçbir takım için umutsuzluğun ön planda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Neden? En basit örneği var. Kasımpaşa. Çok net bir örnek değil mi? Arka arkaya 5 tane maç kazandı. Göztepe 4 maç kazandı. Giresun. Ya Kasımpaşa kaybediyor derken ne oluyor küme mi düşüyor derken bir anda geldiği noktaya çok olumlu bir noktaya geldi. Onun için de hani ben hani Galatasaray takımı arka arkaya 5 maç kazanamaz mı? Beşiktaş kazanamaz mı? Fenerbahçe kazanamaz mı? Kazanır. Kazandığı andan itibaren de zaten yukarıya doğru hamleyi gerçekleştirir. Onun için de... Yani düşme potasının 3 puan üzerinde deniyor Galatasaray ama dediğiniz gibi 4 galibiyetle ya, bir anda ilk 6'ya giriyor ya Galatasaray. Ben şöyle söyleyeyim bak gerçekten söylüyorum bu noktada şimdi puan cetveline de bakarız. Bu noktada çok enteresan bir şey var. Kasımpaşa küme düştü diyenler vardı. Şimdi puan cetveli varsa arkadaşlarımızın elinde bilmiyorum hazırsa gösterirlerse... Yani düştü denilen Kasımpaşa'nın bugün geldiği noktada düşme potasının dışına çıkarttı kendini. 5 maç kazanarak. Yani benim gördüğüm kadarıyla 5 maç kazanarak o noktanın dışına çıkarttı kendini. Bilmiyorum puan cetvelini sen görebiliyor musun? Birazdan hazırlayacaklar. Ekrana getirmeye çalışıyor arkadaşlar. Şu anda Kasımpaşa 27 puanda 13. sırada. Galatasaray'da aynı şekilde arada averaj farkı var ama Kasımpaşa ile Galatasaray arasında. Yani Galatasaray'ın -5, Kasımpaşa'nın -1 averajı var. Tamam yani şimdi Kasımpaşa... Düştü denilen Kasımpaşa 20 şu an geldi. Geldi. Bak şimdi puan tablosu. Düştü denilen Kasımpaşa 15 puanını çıkartalım. Geldiği noktaya 18. haftadan önce 12 puanda. Tabii. Nereden nereye geldi? Yani 1-5 maç. Bunun yanına 2 maç daha ekledikleri anda, 2 maç daha ekledikleri anda bir anda kendilerini bir yerden sıyırmış olacaklar. Göztepe de aynıdır. Göztepe de öyle. Göztepe de 4 maç kazandı. 4 maç kazanınca bir anda buraya geldi. Yani ligin 3. sırasında yer alan Alanyaspor'un 38 puanda olduğunu unutmayalım. Yani evet. Bu bahsettiğimiz takımlar 27 puanda, 3. sıra 38 puan. 10 puan işte. Yani onu söylüyorum. 5 maç kazan, 4 maç kazan bir anda şekiller değişebilir. Onun için de buradan bir mutsuzluk devşirmemek lazım. Yani bütün camialara sesleniyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ya da diğer camialar. Buradan bir mutsuzluk devşirmesinler. Yani eyvah bittik, yandık, kül olduk falan değil. Daha ligin boyu çok kısalmadı. Bu süreç içerisinde 3-4 maç arka arkaya kazandığın andan itibaren bir anda şekil değişir burada. O neden zaten Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinin arkasındaki yatan gerçek de bu. Yani şampiyon olmak bu şuradan çıkartacağımız sonuç şu değil. Yani şampiyon olurlar demiyorum. Şampiyonluk gerçekten hani kaftanın ardında kaldı. Trabzonspor yani güçlü ve doğru adımlarla oraya ilerliyor. Ama Galatasaray'ın ya Gomis'i alsak ne olacak? Elimizdekilerle idare edelim canım deme lüksü yok bana göre. Gomis eğer sana 3 maç kazandıracaksa alman gerekiyor ve bence Gomis belki bir ay içerisinde sana çok büyük katkı sağlayamayabilir ama o bir ayın sonunda Gomis'in katkısı olabilir. Yani ben o yaşına falan bakmıyorum. Yani yaş meselesi değil. Yani şimdi diyecekler biliyorum hani eleştirebilirler beni ama söyleyeyim İbrahimovic'in kaç yaşında olduğunu biliyoruz herhalde. 40. Yani hala atıyor yani. Hala gol atıyor. O da kütükteki yaşı yani biyolojik yaşı bence 40 değildir değil mi? Küçüğe bakmamak lazım. Biz ona şey diyoruz yani yine yani herkes bildiği için söyleyelim artık. Mağarası yani ne kadar bilmiyoruz. Öyle de. Ya ben bu hikayeyi anlatıyorum hep. Bir tane bir oyuncu var biraz Serdar Gülsün diye söylüyorum. Bize o 23 yaş altında oyuncular oynarken bizim bir oyuncu transfer ettik biz. Oyuncuyu Giresunspor'da yöneticiydim ben. Oyuncuya 23 yaş altında ya oynayamıyor bir türlü. İstediğimiz verimde oynamıyor. Anlattım bir iki seferde ama Gülsün diye söylüyorum. Oynayamıyor. Dedik niye böylesin?
Ya dedi ailem dedi işte Afrika'da onun için dedi oynayamıyorum. Peki dedik aileni getirelim buraya dedik. Tamam dedi bir eşim üç tane çocuğum var dedi. Yani üç tane çocuk şimdi ne olabilir diyorsun ki ya 18, 19, 20 ya da işte 18 ya 19, 20, 21 yani çocuklar yani böyle doğmuş olabilir çocukları olmuş olabilir. Tamam dedik tembel isimlerini dedik çocuklardan bir tanesi 8 yaşında çıktı. Allah Allah. Yani... 14 yaşında falan ya eşini hamile bırakması lazım ki 15 yaşında 23 yaşında olsun. Yani anladık o zaman ne kadar mağara oldu. O küçükken evlenmiş o zaman. Evet. Günahını alma şimdi abi adam küçükken evlenmiş başka türlü olmuyor. Yani anlatmak istediğim... Geçen gün bir tane şey üst düzey bir kulüpte var böyle bir hikaye. Sözleşmeyi feshedecekler. Porto. Porto'da. 28 yaşındaki oyuncu 33 yaşında çıkmış. Olacak işte. Yani o da, o ya bizim 23 yaşındaki oyuncu da 28 falan kesin vardı yani. Yani 23 yaşında. Kural öyleydi. O 23 yaş altı oynuyordu. Yani anlatmak istediğim bu tür şeyler oluyor. Yani nüfus cüzdanlarında bu tür var. Oynamalar oluyor. Futbolda da var. Zaten futbolda mesela bizde de benzer olaylar var ya. Galatasaray'a geçeceğiz yine ama 1-1 doğumlular vardır biliyor musun? Çok sayıda 1-1. 1-1, 1 Ocak. Hepsi tabii. 1 Ocak doğumlu. Sayısı çoktur böyle. Çünkü o kurala uysun neler diye. Neler var ya. Neyse yani Galatasaray'ın yerinde özetle şöyle söyleyeyim. Ben olsam Gomis konusunda tereddüt etmem. Hı-hı. Şartlar uygunsa. Bir de Luyendam'ı kiraladılar mı kiralayacaklar daha mı? Daha netleşmedi o konu. Netleşmedi. Kiralanırsa sıkıntı değil mi? Yani stoperin rotasyonu açısından. Şimdi elde Marco ve Nelson var değil mi? İşte Torrent'in kafasında Aytaç var belki de. İşte onun onu söyleyecektim. Onu, bak demek işte, ki Aytaç'ı orada kullanabilir miyim diye düşünüyor anladığımız çünkü kadarıyla. Çünkü Luyendam'a gider. Bir stoper sonuçta Luyendam'a kötü bir stoper değil ki. Bir de sen şey mesela Muslera'dan yedeklemedin. Tamam idare ederiz. Burada da stoperde de idare ederiz dediği zaman Avrupa'm var, Ziraat Türkiye Kupam var. Ligde önemsiz, yani çok ciddi bir tehlike altındasın. Oldu Allah göstermesin. Bir şey oldu futbol bu. Ne yapacaksın? Burada Avrupa'daki rakibini de bilmiyorsun yani. Ha, orada bilmiyorum. Ne yapacaksın? Her şey çıkabilir karşına. Yani Marko'nun yanına kimi koyacaksın? Belki yeni aldın defansif orta saha oyuncusunun çok stoper özelliği de olabilir. Onu bilmiyorum. Şimdi, ama burayı da düşünerek eğer Luyendam'a giderse öyle bir sıkıntı da var. Şöyle bir şey var. Gerçi hani istenen yani beklenen olmadı ama netice itibariyle bir alternatif olarak Işık Kağan da var. Işık Kağan Giresunspor maçına 11 başladı. Çok kısa bir süre sonra sakatlandı. Ama o da dönecektir muhtemelen. Döndüğü zaman, Işık Kağan döndüğü zaman o da bir seçenek olarak alternatif olarak Alparslan olacaktır. Alparslan var ama Alparslan'la şimdi, ne olacak? Şimdi iki tane garanti stoperin Marko ve Victor Nelson var. Alparslan oranın bir alternatifi gibi görünüyor. Işık Kağan da alternatif olduğu sürece sorun ortadan kalkar gibi görünüyor. Yani benim düşünceme göre sorun ortadan kalkar gibi görünüyor. Onun için de hani Luyendam'ın bir de şöyle bir şey var. Ya Luyendam'ın gitmesi lazım. Gerçekten söylüyorum. Gitmesi lazım. Yani Giresun maçında canlı olarak izledim Luyendam'ı. Yani canlı deyince de böyle komik oluyor ama yani Giresun maçında statta izledim diyeyim. Ya dönüşleri, turu çok zayıflamış. Hamle zamanlamaları gerçekten çok yetersiz. Ve zaten hani eğer hamle zamanlaması ve oyun performansı iyi olsaydı şu anda Muslera'yı kalede izliyor olacaktık zaten. Ya yani önce Muslera'yı sonra Berkan'ı pert etti biliyorsun yani. Şimdi bir haberimiz var ki bunu hafta boyunca çok konuştuk. Kyle Larin'in Beşiktaş'taki geleceğinin belirsizliği, Galatasaray'ın devrede olup olmadığı yönü. Bu haberi ekranlara getirelim ardından Larin'in geleceğini Beşiktaş açısından değerlendirmeye ve beraberinde de siyah beyazların transfer çalışmalarını konuşmaya başlayacağız. Şimdi Larin konusu bir türlü sonuçlanamadı Serdar Sarı'da. Tabii Larin'in kalmasını isteyen bir kesim de var. Bir kesim bu kadar çok artık iş bu noktaya geldiyse, maddiyatın bu kadar ön planda olduğu bir noktaya geldiyse belki de hayırlısı anlaşmamaktır şeklinde yorumda bulunuyor. İşte geçen sezon Gezal, Rozier konusunda Beşiktaş çok çaba harcadı ama iki oyuncunun da performansının geçen sezonun biraz daha geride kalması Larin konusundaki korkuları da arttırıyor taraftar cephesinde. Siz nasıl görüyorsunuz bu fotoğrafta Larin Beşiktaş birlikteliği hangi noktaya gidecektir? Şimdi şöyle bakmak lazım. Bu Larin'le anlaşma sağlar mıyım? Sağlarım. Çünkü bu Larin kafası rahat değil. Transferde geleceği şekillenmedi, netleşmedi. O düşünceler içerisinde sahaya çıktığı sürece bazı maçlarda, bazı anlarda motivasyon eksikliği falan da yaşayabilir. Hı hı. Ama
adını koyabilirse, örneğin şu andan itibaren bir dahaki sezon Galatasaray'da, bir dahaki sezon Beşiktaş'ta veya Moskova'da, Rusya'da, İngiltere'de ise, kalan haftalarda Beşiktaş'ta ayrılacak olsa dahi sezon sonunda oynar. Çünkü zaten düzenli bir hayatı var. Onun çıkışının en büyük nedeni evliliği. İki tane çocuğu var, ikiz. İdmanlarını aksatmıyor, ekstra çalışmalar yapıyor. İyi yaşıyor, düzenli yaşıyor. Bu nedenle kesinlikle başarılı olur. Arka direkte, sol kanatta oynadığı sürece %100 başarılı olur. Yani oyuncu iyi çalışıyor. Ama şu an kafası karışık. Şimdi Beşiktaş'tan istediği paraları veremiyor Beşiktaş. Hı hı. Şimdi Beşiktaş'tan niye bu kadar çok para istiyorlar? Birincisi, önemli bir katkısı oldu geçen sene. Şampiyonlar Ligi'nde birkaç tane de gol attı. Önünde bir Geza seçeneği var. Menajer der ki, arkadaş en üst limitini Geza mı? Bu da Geza kadar katkı sağladı, onu isterim. İşte Geza transferinin önemli bir isim Geza. Ama o rakamlarla oynadığınız zaman taraftar baskısından dolayı böyle sıkıntılar da karşına çıkıyor. Ben Larin'in Beşiktaş'ın son teklifi olan 1 milyon 700 bin garanti, gerisi maç başı bonus gibi oynadığı sürece 2,5 milyon euroya gelecek bir parayı daha iyi teklif gelmezse kabul eder. Ama ondan bir dakikaya Beşiktaş sana ne veriyor? Bonus bonus yok. 2,5'ü ben sana veriyorum diyen bir kulüp çıkarsa gider. Gider. Peki oyuncu gözünden bakalım. Kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi Beşiktaş'ta geçen yıl. En golcü sezonunu evet. geçirdi. Bir oyuncu en iyi sezonunun sonunda bazı beklenti içerisine girmeyecekse hangi dönem girecektir? Yani biraz da Larin'in gözünden de bazı taraftarlar olayı değerlendirmek istiyor. %100 katılıyorum. Takım içerisinde Geza dengesi olmasa bile yurt dışından daha iyi teklif alabilir Beşiktaş'ın verdiğinden ve ona da gider. Çünkü bu saatten sonra artık kariyer planlaması içerisinde değil. Yani işte Tottenham'a gideyim, işte Real Madrid'e gideyim, öyle bir şey içerisinde değil. Sadece oynayıp gol atıp para kazanmak. Bundan sonraki düşüncesi bu. Nitekim de haklı. Yani sonuçta bu işi yaparken para kazanmak onlar için önemli. O yüzden ama 2,5 milyon euro garanti bir parayı ona verebilecek kulüp Türkiye'de var mı? Yok. Bütçelere bakarak söylüyorum. Ama veren çıkar mı buna rağmen? Çıkar. Çıkar. Bu konjonktürde çıkar. Bu futbol kültüründe çıkar. Rakibe gol attım. Tribünlerimi sevindirdim. Taraftarın nabzını, gazını aldım. Bunlar var. Ama bütçeler izin vermiyor. Onu söyleyeyim. İngiltere verir mi Larin'e? Bu Larin'e vermez. Ruslar verir. Meksika'da verirler. Olympiakos verir. Ki Olympiakos vermez. Yani teklif geldi. İspanya'da çok vermiyor. 1,5 milyon euro Olympiakos'un. Tiquinho Suarez'e 1,5 milyon euro vermiyor. Hayır yani. Şöyle. İmza parası verir. Yıllık gene 1,5. Onu bilmiyorum. İmza parası 1,5 milyon euro. Daha Tiquinho'da bence bu ülkeye de geldi. Tiquinho'yu kimse almadı. Alsa daha iyiydi. Hangi kulüp alsa iş yapardı. Yok bu ülkeye geldi 2,5 milyon euro istedi. Gitti 1,5 milyon euroya Olympiakos'a imza attı. Şimdi yine konuşuluyor. Zahavi'yi aldı Olympiakos. Tiquinho'nun yine buraya geleceği. Evet. Yine Türkiye'ye geleceği evet, konuşuluyor. Evet fiyat meselesinden kaynaklandı. Ben çok net biliyorum. O süreci takip ettim. 2,5 milyon eurodan aşağı imza atmam dedi. Buralarda böyle menajerleri çalıştı. O gün o 2,5 milyon euroyu bulamayınca gitti 1,5 milyon euroya Olympiakos'a imza attı. İyi oyuncu ayrı konu ama yani o kadar imza. Menajerler de Türkiye'deki piyasayı artık biliyorlar. Yani tabii Larin'e de burada hak vermek lazım gol attığı zaman ama Larin'in menajeri de biliyor. Ya. Larin nereye konuştu? Larin mi? İngiliz basına değil mi? Öyle olması lazım. Ne oldu da konuştu? Evet tabii KJ'de de var. Ay, ne oldu? Yakın zamanda Larin'le ilgili bir şey mi oldu? Niye yani İngiliz basında çıktı durup dururken? Bayram'da Seyran der, enişten beni niye öptü? Çünkü sözleşmesi bitiyor. Ben yıllardır bu işlerin içerisinde. Bu muhtemelen belki onun menajerinin, belki onun bağlı olduğu menajer şirketinin, PR şirketinin bir şeyi çalışması olabilir. Kötü bir şey değil. Suç işlemiyor adamlar. Parlatıyorlar. Parlıyor şu an. Sadece bu sezona odaklandım cümlesi bile. Tabii. Altı doldurulması gereken bir açıklama. Tabii Beşiktaş'ta olası bir Larin ayrılığı sonrasında önümüzdeki sezonun da bir şekilde planlanması gerekiyor. Şimdi ben birkaç tane not okumak istiyorum. Asım Şentürk, İsmail Somuncu stüdyodaki arkadaşlara selam söylemiş. Onu bir kere söyleyeyim. Selamlar. Berat Üçgül, Kerem YLZ ve Muharrem Koca, yani sosyal medyadan gelen hesapları söylüyorum. Galatasaray küme düşer mi? Ne olursunuz bu konuda sorularımızı yanıtlayın demişler.
Ya Galatasaray'ın küme düşme olasılığı bana göre hiç yok. Yani öyle bir şey yok. Az önce söylediğim gibi o taraftan bakmayın, öbür taraftan bakın diyorum ben. 3-5 maç sonra yukarıya doğru tırmanır mı diye. Omur Elif Bilic olabilir, tam net okuyamadım. Gomis'in gelmesi Mustafa Muhammed'in performansını geri itmez mi diye söylüyor. Rekabetten her zaman yukarıya doğru çıkış olur. Ben onu da söyleyeyim. Ahmet İran'ın Türkmen şehrinden yazmış bize. O da diyor ki Allah yarın satılması Hull City'ye doğru mu diyor. Yani Fenerbahçe kullanamaz mıydı? Fenerbahçe'nin handikapları var. O Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman konuşuruz. Zaten 14 tane yabancısı var. Hull City 15.'ydi. Şimdi kalelerine döneyim. Yani bunları bir okudum çünkü sağ olsunlar yani yorulup yazıyorlar. Onun için söyledim. Larine döneyim. Bir kere Larine Galatasaray'ı Larin'in menajeri kullanıyor. Yani Galatasaray bugün 2,5 milyon Galatasaray Gomis ayağa kaldıracak Galatasaray camiasını. Yani coşku yükleyecek bir oyuncuya bile 500 bin euro verebiliriz. Önümüzdeki sene 1 milyon euro verebiliriz diyor. Kalilerin yani Beşiktaş'tan Kalilerini alsa türbünler ayağa mı kalkacak? Vay Beşiktaş'tan Kalilerini aldık diye. Onun için ben 2,5 milyon euroyu Beşiktaş gibi Galatasaray'ın da veremeyeceğini düşünüyorum. Benim buradaki söylemek istediğim ya da benim temas edeceğim konu şu. 2,5 ister oyuncu. Menajeri ne yapacak? %20 alıyorsa 2,5'tan 500 bin euro alacak. Ama sen 2 verirsen 400 bin euro alacak. Menajer de kendisini kollamaya çalışıyor. Benim burada söylediğim Beşiktaş'ın bu sözleşmeleri böyle kesin noktalara çekmemesi. Tabii ki ben de 2,5 veremez diyorum. Bana göre de veremez. Artık yani öyle bir para yok. Bu sezon başında verilen o 2.600'ler, işte 800 imzalar, 2.750'ler onlar Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelirin dağıtılmasıydı. Bugün şimdi o para yok. Ama Beşiktaş'ın da bence yerine yerleşmiş artık orada iyi iş yapan bir oyuncusunda da kesip atmak yerine 1.700 veririz başka bir şey vermeyiz yerine gel oturalım masaya ki oturacaklarmış galiba Serdar daha iyi bilir. Gel oturalım masaya. Sen 2,5 mu istiyorsun? Biz 1.700 mü veriyoruz? Gel sana 100 bin daha verelim. 150 bin daha verelim. Bu üstünü bonus verelim. Bir şekilde bu şekilde çözmek lazım. Yoksa yani böyle hani katı tutumlar sonuç getirmiyor. Yani öyle bir katı tutumda. Şimdi kaybettin. Biz tersinden bakalım. Öbür tarafa çevirelim. Kalilerin gitti. Artık o tarafına bakmayalım biz. Yani buldu bulamadı 2,5 falan filan tarafına bak. Kalilerin gibi takıma faydalı olabilecek bir oyuncuyu kaça alacaksın? Alabilecek misin 1 milyon euroya? Yani bence tabii dediğin doğru. Yani o seviyede bir adamı yani bonservis bedeli 5 ila 10 milyon euro arasında değişebilir. Sen ne yapmışsın Serdar? Bu oyuncuyu artık kendine döndürüp içselleştirmişsin. Oyuncu da kulübü içselleştirmiş. Ondan sonra diyorsun ki git. Gideceksin bir oyuncu gelecek. Bonservis vereceksin. Sonra o verdiğin oyuncu kulübün temel yapısıyla ne kadar örtüşecek, oyuncularıyla ne kadar örtüşecek, bütün bunlar soru işareti olarak karşında kalacak. Ne oldu? Sonuç nereye vardı? Yani ikide bir de dönüp aynı şeyi söylüyorum ama nerede Dorukhan? Trabzonspor'da ilk 11 oyuncusu. Ne oldu Dorukhan? Hayır, gitse gitsin, git kalsa kalsın. Niye öyle bir şey yaptı? Ama Beşiktaş Dorukhan'a o parayı veremezdi. Ya bak bir önceki yönetimin verdiği parayı veremez. Ya yani söz verdi parayı diye. Ben sana şunu söylüyorum Serdar. Tabii ki ben ne diyorum bak 2,5 milyon euro şu anda Larine Türkiye'de hiçbir kulüp vermez. Vermez. Ama şöyle bir şey var. Oturursun masaya uzlaşırsın. Ben Ahmet Başkan'ı seviyorum. Ayrı bir konu hani Karadenizli olduğu için mi seviyorum bilmiyorum ama seviyorum. Ama şöyle bir tavrı var. Alırsın bunu veriyoruz. Alırsın yoksa gidersin. Bu değil yani. Kulüp yönetiminde bu esas değildir. Sen bir de menfaatlerine bakacaksın. Onu gönderdiğin zaman yerini alacağın oyuncuya bakacaksın. Yani Dorukhan kaç pozisyon oynuyordu? Orta alan, sağ bek. Ne yaptın şimdi? Bak sağ bekin yok. Sağ bek almak zorunda kaldın. Kerem Kalafat'ı geri çağırdın. Yani anlatmak istediğim o noktalar çok değerli. Hani bir anlamda çok güzel bir söz var. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değecek. Sen bir taş atıyorsun ama sonrasında dönüşlere bakacaksın. Dönüşler ne? Dönüşlerde aynı faydayı sağlayamıyorsan sıkıntı yaşarsın.
Yani kalelerini gönderdim. 2,5 istedi. Kardeşim istemiyorum, ben 1.700 verdim. Sen istiyorsan al, istemiyorsan alma dedin, gönderdin. Onun yerine alacağın oyuncuya harcayacağın paranın hesabını yapman lazım. Ki bence Kalelerin yerine, yerli yerine oturmuş bir oyuncu şu anda. Ve bugünkü performansındaki dalgalanmada en önemli unsurun, bilmiyorum Serdar aynı kanaatte mi, bu transfer görüşmelerinde yaşanan belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Evet ben. Evet kafası karışık. Üçüncü kez masaya oturmak. Ben onun millette haberini yaptım kafası olur. Karışık diye. Ya ben yani oradan şey değil ama tahmin ediyorum ya kafası çok karışık ya. Ya şöyle düşün ya şurada mesela diyelim ki sezon sonuna kadar çalışıp çalışmayacağımızı bilmediğimiz bir ortam var. Şurada iş yapıyorsun. Evet işini yaparsın ama her zaman kafanın bir tarafında acaba devam edecek miyim, etmeyecek miyim, ne olacak falan dersin yani. Bu gayet doğal bir şey. İnsanın doğasında olan bir şey. Biz meslekleri birbirinden ayırıyoruz böyle. Futbolcuysa şöyle düşünür. Ya futbolcu çok para alıyor, onun için de böyle düşünmek zorunda. Öyle bir şey yok. Herkesin kendi çapında bir kazandığı para var. Yani futbolcu da bir mesleği icra ediyor. Tezgahtar da bir mesleği icra ediyor. Moderatör de bir mesleği icra ediyor. Geleceğini göremeyen herkesin kafasında belirsizlik ortamı tabii oluşur. Burada takım içi dengeler çok büyük bir önem arz ediyor. Şimdi siz burada Larine verdiniz diyelim 2,5 milyon euroyu. Bu sefer yarın öbür gün başka biri de o rakamlara çıkmak isteyecek. Sonuç itibariyle takım başarılı oldukça farklı oyuncuların da performansı yukarıya çıkmaya başlayacak. Bu yüzden de sizin ya kendi kafanızdaki takım içi dengesini dayatmanız gerekiyor ya da oradaki çıtayı yukarıya çıkarmanız gerekiyor. Bir Serdar başlamadan bir şey söyleyeyim mi? Tabii. 2 milyon 750 bin euro verdin Pjanic'e. Pjanic ben kalmak istiyorum falan diyor. Verebilecek mi Beşiktaş 2 milyon o rakamlarla devam mı etmesi zor edebilir mi o rakamlarla? Ya da 2 milyon 600 bin lirayı euroyla tek şeriyle devam edebilecek mi? Şey söylesin ya Serdar işin içerisinde. Hı hı. Biraz tabii ki o paraları hani bir 4-5'li bir grup belirlersin. Bunlar budur. İşte saydığın isimler. Ya Larin'i o grubun içine alacaksın. Ya da Larin'le yolları ayıracaksın. İş ya öyle. Da o oyunculara teklif edeceksin. Vida 3-400 alıyor. Ben sen, bir yönetim Vida'ya sözleşme uzatma teklifinde bulunur mu şüphedeyim. Ya 3-400 alıyor sen 1,5 teklif ediyorsun. Yani oyuncu da doğal olarak diyecek ki yani tamam da 3-400'den 1,5 olmaz yani. 3-400'den 2,5 olur falan diye. Yani şeyde yaşadık çünkü Muslera'da. Öyle olur diye düşünüyorum ben ama bilmiyorum. Yani benim kanaatim bu paralar verilemez. Bu paralar peki diyeceksiniz ki niye verildi? Neden verilmedi? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nden beklenti 30 milyon ile 40 milyon euro arasında bir para bekleniyordu. Galiba 17-20 civarında da geldi ama. Yani en azından karşılığı olan bir şeydi. Şu anda karşılığı yok. Yani Trabzonspor'un bile ki ben şampiyonluğun artık sadece tescillenmesi sürecini bekliyorum. Trabzonspor'un bile Şampiyonlar Ligi'ne katılacağından emin değilim. Yani Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak çünkü. Katılacağından emin değilim. Böyle bir ortamda şimdi böyle bol keseden nasıl vaat edebilirsin? Edemezsin işte yani. Hı hı. Tabii zorlu bir süreç. Yani transfer yapmak kadar kendi içinizdeki oyuncularla sözleşme yenilemek de ayrı bir meziyet gerektiriyor. Bunu çok böyle bak şeyde güzel oluyor. İşte Ersin'di, Rıdvan'dı, Serdar'dı ne yaptın? İşte 2025'e kadar yeni bir sözleşme ve daha da iyileştirme paralar. O güzel oluyor. Onu genç futbolcular için bunu yapmalısın ama senin formdaki futbolcuların içinde bunu yapman lazım. Sezon sonunu niye bekliyorsun ki? Devre arasını niye bekliyorsun ki? Yani oraya geldiğin zaman hiçbir zaman daraldıkça senin elin güçlü kalmaz masada. Zaman daraldıkça. Oyuncunun sözleşmesine doğru gittikçe karşına menajer çıkar. Ama oyuncu sözleşmesi uzunsa karşına oyuncu çıkar. Yine menajeri olacaktır ama eli güçlü olan sensin. Hı hı. Öyle bakmak lazım hadiseye. Yani adam 2 sene sonraki durumdan daha öte erken gelip yarınki adam diyecek ya ben 2 sene sonra ne düşünmüş? Şimdi önüme böyle bir şey gelmiş. 2 sene sonra kim öyle kim kala düşüncesi her insanın kafasında vardır. O nedenle bu işleri daha büyük kulüpler Avrupa'da çok erkenden bitiriyor. Niye beklesin ki? Niye başkalarını masaya dahil etsin? Rakip kulüpler sözleşmesinin bitimine 1 sene kalmış, 1,5 sene kalmış oyuncuları takip eder. Onları o zamandan beri ayartır menajerleriyle. Ama 3 sene kalmış, 2 senesi kalmış adamı bir şey yapamazlar.
Tabii burada farklı strateji de, zamanlama aynen. çok önemli. Ya, tabii menajerlerin de çok doğru isimler olması lazım. Yani benim tanıdığım çok değerli menajerler var. Yani onlar bu planlamaları çok doğru bir şekilde yapıyorlar. Yani oyuncu planlamasını doğru bir şekilde yapıyor. Yani aman tamam parayı bulduk ya da teklifi bulduk diye düşünmüyorlar. Oyuncunun gelişimini bekliyorlar. Gelişimine göre hareket ediyorlar. Yani çok doğru. Yani şimdi burada isim saymayayım. Belki de hoşlarına gitmez bundan bunlar söylesem. Onun için söylüyorum. İsim söylemiyorum yani. Ama çok doğru oyuncuların kariyer planlamasını yapan menajerler de var. Menajer deyince illa da hemen şöyle yapmayalım yani. Ya menajer var para kazanmak istiyor. Aman canım bilmem. Ama şunu unutmamak lazım. Eğer bir oyuncu bir başka ülkeye ülkesindeki şartları bırakıp transfer olup gidiyorsa bilmemiz gereken bir gerçek var. Para kazanmak istiyor. Profesyonel hayata geliyor. Yani yoksa ülkesinde oturur spor olsun diye spor yapar. Ne yapıyor? Bir başka ülkeye gidiyor. İmkanlarını değiştiriyor. Yaşam standartını, yaşam şartlarını değiştirip bir başka ülkeye gidiyorsun. Niye gidiyor? Burak Yılmaz niye gitti? Yusuf Yazıcı niye gidiyor? Trabzon'da gayet güzel, etrafı var, çevresi var, her şeyi güzel. Niye gidiyor? Daha iyi şartlarda kazanmak, daha belki hani şeyi arttırabilmek, popülariteyi arttırabilmek. Bunun için gidiyor yani. Ve öncelik her zaman profesyonellik yani paradır. Yani bunu öyle düşüneceksin yani. O nedenle hani yabancı oyuncuların yüksek para istemiş olmasını da böyle hani tepkiyle karşılamamak lazım. Yani burada söyleyen bazı arkadaşlarımız da var. Larin 2.5'dan aşağı inmiyorsa ne yapacaksın? Tamam, oturursun masaya dersin ki kardeşim biz bir yani şöyle söylemez hani ben dedim ya bu ona karşılık söylüyor Süleyman diye bir arkadaş. Oturursun masaya dersin ki burada önemli olan ben bunları yaptığımız için söylüyorum ha. Dersin ki ben sana istediğin kadar vaatte bulunurum sonra ödeyemezsem çok ciddi sıkıntı olur. Onlar gider. Ne yapacaksın? Vaat ettiğini ödeyeceksin. Ben sana şu anda tıkır tıkır şu parayı öderim diyeceksin. Ben biraz çıkayım yukarıya, sen biraz in aşağı, bir yerlerde buluşalım diyeceksin. Yani pazarlık dediğimiz şey orta yolu bulmaktır. Temel evet. nokta bu. Pazarlık, biz şöyle yaptığın zaman 2.5 mu istiyorsun? Tamam kardeşim gelme, istemiyorum. Ama sen onun yerine bir oyuncu alacaksın. Alacağın oyuncuya da para vereceksin. Bedava tabii, almayacaksın tabii, ki. Larin bu arada Beşiktaş'ın bonservis bedeli olarak en değerli oyuncularından biri. Tabii o, yani yarın öbür gün oradan gelir elde etme imkanını da sezon sonunda ayrılık olduğunda kaybetmiş oluyor Beşiktaş. Tabii kaybetmiş oluyorsun. Bak şimdi sen onunla sözleşme uzattın. Kaç yaşında Larin bilmiyorum 26. Da, 26 yaşında. 3 senelik bir kontrat yaptın. Hala 20, daha 28'de piyasada, parlattığı zaman evet satabilirsin. Piyasada satabilirsin tabii ki yani ben hani... Öyle bakmak lazım. Böyle mesela şimdi Rıdvan'la Ersin için dediği için söylüyorum. Niye uzatma yapmak istiyorsun 2025'e kadar? Niye uzatmak istiyorsun? Çünkü diyorsun ki ben de oynadıkça bunlar ben para kazanabilirim. Ama 23 olursa bak şöyle bir şey söyleyeyim. 2023 sözleşme bitişi sormuştum şeyde Rıdvan'ın menajerine Necdet'e de sorduğumda söyledim. Önümüzdeki sene Ocak ayında bitti. İstediği yerde görüşme yapabilir, istediği yere gidebilir. Bak bir senen var. Sen bir seneyi kullanıyorsun aslında. 1,5 seneyi kullanmıyorsun. Bir sene sonra oyuncu isterse gider. Ya gider bir yerle anlaşır. Ha, şimdiden sen oyuncularla sözleşme uzatmak onun için lazım. Şimdiden hatta yaz aylarında belki çok geçe kalmadan sözleşmesini imzalayacaksın. Şartlarını düzelteceksin, iyileştireceksin. Ve unutmayacaksın. Bunlar profesyonel. Siz de yönetirken tabii ki bütçenize göre yöneteceksiniz. Ama... Tabii ki verebileceğiniz parayı söyleyeceksiniz ama o verebileceğiniz para yüzünden bir başkasını mahkum kalırsanız onu da unutmayacaksınız. Kallerini tabii. göndereceksin, birisine mahkum kalacaksın. Birisini alacaksın çünkü oraya. Tabii bir de onun masrafı var. O da bazı yüklerden de kurtulacak Beşiktaş sezon sonu. Laiç gibi, Lens gibi, Lagos gibi. Bu kampta muhtemelen Larin'le ve Vida'yla bir yeni kontrat... durumu olabilir. Sözleşme uzatma durumu olabilir. Bir ön anlaşma olabilir. Özellikle Larin üzerinde bir ön anlaşma olabilir. Başkan çünkü orada. Vida tamam. Vida'dan vazgeçilebilir çünkü yaşı ilerledi. Daha genç bir stoper bulabilirsin ama Larin, Haldun abinin söyledikleri çok doğru Larin. Şimdi Serdar Sarı da siz dediniz kampta görüşmeler olabilir diye. Şimdi Sercan Dikme de Beşiktaş'ı yerinde kampını takip ediyor. Çok da güzel işler çıkartıyor bu arada Sercan. Kendisini tebrik etmek lazım. Özel röportajları var.
Sözü Sercan'a bırakalım, kendi söylesin. Beşiktaşlı taraftarların gönlünü hoş edecek özel röportajlar hazırlıyor Aspor ekranlarında Beşiktaşlı taraftarlar için. Sercan, neler söylersin? Erdem Bitik, içten bu kutlaman için teşekkür ederim. Yani bize laf atıyor yani. Siz, onlar kutlamadı beni diyor yani. Stüdyo adına. Hayır. Haldun abi teşekkür ederim. Serdar abi selamlar Antalya'dan, Belek'ten. Selamlar. Yarın da bir Beşiktaşlı futbolcuyla özel röportajımız olacak. En azından şimdilik ismini vermeyelim. Sürpriz olarak ifade edelim. Yarın Aspor ekranlarından bir röportaj daha yayınlanacak Beşiktaş'a dair. Bugün sabah antrenmanı vardı. Sabah antrenmanında hava muhalefeti sebebiyle Antalya'ya, Bele'ye gelemeyen futbolcular katıldı. Raşit Gezal'dan bahsediyorum, Vida'dan bahsediyorum. Artık takım halinde çalışmalara başladı siyah beyazlılar. Eksik bir oyuncu en azından İstanbul'da kalan sakatların dışında yok. Sadece Valentin Rozier dünden bu yana salonda çalışıyor. Bunun bilgisini verelim. Biraz ağrıları varmış. O nedenle sahada bir çalışma gerçekleştirmedi. Onun dışında söyleyebileceğimiz burada taktiğe dayalı antrenmanlar ve fizik kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Zaten bu kampın amacı da birazcık oydu. Onun dışında Serdar abi az önce bahsetti. Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin burada olması, kontratı bitecek olan futbolcularla bir nevi yeni görüşmelerin de başladığını ifade ediyor. İlerleyen günler birazcık bu sözleşme uzatma görüşmelerinde her şeye gebe gibi duruyor. Şöyle bir detay vereyim en azından. Piyaniş röportajı için Beşiktaş'ın kamp yaptığı otele gittik. Röportajı yaptık. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile göz ucu yakaladım. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile Güven Yalçın. Hararetli bir toplantı halindeydi. Yanlarına gidemedim haliyle ama bu görüşmenin kontrat uzatma görüşmeleriyle bağlantılı olduğu kesin. Çünkü menajer Ersin Akan İstanbul'daydı. İstanbul'da Güven'in menajeriyle görüşmeler yapıldı. Güven'in de sezon sonu kontratı bitiyor. Diğer futbolcularda olduğu gibi. O nedenle sanırım Güven Yalçın'la bir hafta içerisinde sözleşme yenilendi haberi yapacağız gibi duruyor. Çünkü en son bıraktığımız noktada yani dün bu görüşmelerin olumlu gittiği söylenmişti. Onun dışında zaten Serdar abi ifade etti Vidavelerin konusunu. Beşiktaş'ta ayrıca sözleşme uzatmak için görüşülen 3 futbolcu daha var. Biraz tekrara düşmüş gibi olacağız. Dün ifade etmiştik. Onun üzerine şu an ekleyebileceğimiz bir haber yok ama Güven Yalçın'la 4 senelik, Serdar, Ersin, Rıdvan'la da 5'er senelik kontratlar üzerinden görüşmeler yapılıyor. Bunun bilgisini vermiş olalım Erdem Bitik. Sizin soracağınız sorular varsa elbette yanıtlamak isterim. Sorarız. Evet, sen sor. Kampta hava her zaman güzeldir, hele hele Antalya'da. Güneşli günler. Takımın havası nasıl? Yani antrenmanlar İstanbul'a göre daha açık, daha fazla idman seyretme fırsatınız oldu. Takımın havası nasıl? Hocanın durumu nasıl? Özellikle bildiğim kadarıyla ben de yazmıştım onu. Batshuayi, Kenan, Güven, Larin, gol sıkıntısı. Güven. Evet, bunun üzerinde hoca çalışıyor diye duyduk. Son durumları o şekilde alabilir miyiz acaba? Serdar abi burada olmasan da çok doğru duymuşsun. Yerin Beşiktaş kulağı var. Önder Hoca hücum hattındaki... Tabii Haldun abi doğru söylüyorsunuz. Bu futbolcularla özellikle hücum hattında oynayan oyuncularla ekstra çalışmalar yapıyor. Ekstra toplantılar gerçekleştiriyor. İşte dünkü antrenmanın sonunda bu 3 hücum oyuncusuyla ilgili bir 15-20 dakikalık şut çalışması oldu. Önder Hoca o 3 oyuncunun yanındaydı. Kenan, Güven, Mişi Batshuayi'nin yanındaydı. Aldığımız bilgilerde özellikle Mişi Batshuayi'nin ikinci yarı itibariyle performansını yüksek seviyeye, daha iyi seviyeye çıkartabilmek için kulüp çalışanları, profesyoneller, teknik heyet ekstra bir çaba sarf ediyor. Mişi Batshuayi üzerinde bir çok fazla ilgi var. İlk olarak onu söyleyebilirim. Onun dışında kamptaki hava iyi. Sadece biraz alınan kötü haber sonrasında buradaki moraller çok fazlasıyla düşmüştü. Ama maalesef hayat devam ediyor. Burada futbolcuların sabah antrenmanında neşeli olduğunu gözlemleyebiliyoruz net bir şekilde. Özellikle bugün sabah yapılan ilk antrenmanın başında birlikte hareket etmeyi harekete geçirecek, birlikte hareket etmeyi güçlendirecek antrenmanlar yapıldı.
futbolcular iki futbolcu el ele tutuşarak gol atmaya çalıştılar ve bu yarı saha içerisinde oldu çift kalede. İdmanın güzel olduğunu, buradaki atmosferin, havanın iyi olduğunu söyleyelim ki Önder Hoca ve futbolcular arasındaki bağın kuvvetli, ancak daha da kuvvetlenmesi için. Futbolcuların kendi arasındaki bağın kuvvetlidir, daha da kuvvetlenmesi için. Bu 6 günlük kamp süreci Beşiktaş'a fazlasıyla iyi gelecek gibi duruyor. Aldığımız bilgiler de, aldığımız geri dönüşümleri izleyerek veya duyduğumuz şekilde de iyi olduğunu söyleyebiliriz Serdar abi. Sercan, ben sorayım bir iki tane soru. Tabii şimdi öyle transfer döneminde transfer sormadan geçilmez. Ne olursa olsun Beşiktaş'ta, ama bağlı bir soru soracağım. Yani transferi soracağım ama gençlerden öne çıkan, onlar da bir transfer demektir. Gençlerden öne çıkan oyuncu dikkatini çeken, yani artık Emirhan için bir şey söylemiyoruz ama başka oyuncular kimler dikkatini çekti? Bir de Demir Ege. Emir Ege. Ya daha ben soruyu sormadan söyledin yani. Emir Ege, yani artık onu da yavaş yavaş kadronun Demir Ege. Görebilecek miyiz kadronun içerisinde? Evet Haldun abi. Demir Ege Tıknaz, Önder Hoca'nın da öz kaynak düzeninde çok fazla tuttuğu, antrenmanlarda çok güvendiği, ancak süre verme konusunda ilk yarıda biraz tutuk davrandığı isimlerden biri, ama sohbetlerde, açıklamalarında sadece ekran önünde değil, ekran arkasındaki sohbetlerde Demir Ege Tıknaz'la ilgili çok olumlu geri dönüşler aldığını Önder Hoca ifade ediyor. Ben Demir Ege'nin ikinci yarı itibariyle Emirhan'da olduğu gibi, belki Emirhan da son 2-3 haftalık dilimde forma şansı buldu 5 Ocak'taki Katar'da oynanan Süper Kupa maçından sonra. Ama ikinci yarıda Demir Ege Tıknaz'ı biraz daha çok süre alırken göreceğiz. Haldun abi. Beşiktaş'ın bir transfer düşüncesi var mı? Hani bir fırsat transferi senin duyduğun herhangi bir şey var mı? Bu var demek cevabı. Var demek vücut diliyle verdi Sercan. Ben de sana diyorum ki Sercan, büyük konuşma. Bak büyük konuşma. Yaz transfer döneminin son gününde bu kulübe Pjanic gibi bir adam geldi. Ve evet, yine bu transfer dönemi doğru, son gününde Serdar abi, siz Bir tane böyle fırsat santrafor gelirse ben şaşırmam diyorum sana. Ama şu an için senin dediğin gibi... Santrafor mu? Ben de böyle kafamı sallayabilirim şu an için, ama transferin son haftası fırsat bir transfer olursa da şaşırmam. Beklenti santrafor mu ama? Sercan pozisyon üzerinde de durdu. Serdar evet, abi evet. Santrafor mu demiştiniz? Evet, evet. Üçüncü bölge diyelim daha doğrusu. Serdar abi sen benden daha iyi bilirsin tabii. Estağfurullah ya. Ama burada şu anki hava ve konuştuğumuz zaman aldığımız cevaplar pek ona müsait değil. Doğru, ancak doğru, her zaman tabii o, doğru. Bir açık kapı bırakmak gerekiyor. Evet, şu anki hava o. Doğru söylüyorsun. Evet, şu anki hava o. Ama Serdar abi, sadece benim merak ettiğim, Mişi Batshuayi varken bir santrafor alınır mı sence? Geç bir santrafor neden alınmasın ki? Hatta şöyle de yapılabilir. Tamam, sen her şey... Geleceğe... Rejiyle aynı şeyi düşünüyordum. Biz Sercan'dan bilgi alalım diye Antalya'ya bağlanıyoruz. Muhabir bize soru soruyor şu an. Ama fikir jimnastiği yapıyor şimdi Sercan bizde. Doğrusunu yapıyor. O benden belki laf almaya çalışıyor. Hayır ama. Ben dedim ki çünkü konuştuğum zaman yetkililerle konuştuğumuz zaman Mişi Batshuayi var. Hücum hattını takviye yapmamız zor demişlerdi. Ben o yüzden... Fikrini merak şimdi, ettim Serdar abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çünkü bak bir dakika bir şey söylemesin. Bak söyleyeyim. Deminden beri bakıyorum Antalya'ya inen uçakların içindeki yolcuları kontrol ediyor. Serdar. Şimdi kamp dönüşü ilk maç oynanıyor mesela. Maç bittikten sonra transferde, sonuçta Avrupa'da transfer kapandıktan sonra bir haftalık süreç var. Niye Türkiye'de transfer geç başlandı bir hafta? Fırsat transferler için son hafta. Bakınız işte Batshuayi de bir fırsat transferiydi. Pjanic de bir fırsat transferiydi. Belki santrafor gibi odaklanmamak lazım. Hani üçüncü bölgenin her tarafında oynayabilecek, kiralık sizde oynasın ama kiralama bedeli istemiyoruz diye bir yabancı oyuncu gelirse niye hayır denilsin? Ha, burada yer açmak önemli tabii ki. Bir de kiralıklar var. Çünkü Aydın Hasic de yabancı kontenjanından dolayı. Hani bu şekilde bir yerli, ben Kaan Ayhan'ın çok zor, o bonservis bedelini zaten ödeyemez Beşiktaş, Trabzon da ödeyemez. Bunun dışında ancak fırsat transferi, ama şu anki şey
Bana sor, evet transfer yok. O zaman Serdar abi 6 günlük yani ayın 1'ine kadar olacak olan bu kamp sürecinde yeni bir transfer beklemiyoruz diyeyim. Öyle bir açık kapı bırakayım. Kampa yeni transfer gelmez. Baktı zaten bak kampa söylüyorum Sercan. Bütün uçaklara baktı, kontrol etti. Yok yani bir futbolcu yok yani uçaklarda. Antalya'ya inen uçaklarda. Sercan var mı beklemek Serdar abi o söylemiş olduğuna bir takviye yapabilir miyim? Olur estağfurullah. Yer açmak önemli demiştin. Sık sık bunu ifade ediyoruz. Bazen yanlış anlaşılma olabiliyor. En azından A-Spor ekranlarında doğru bilgiyi paylaşalım. 14 yabancı futbolcusu var Beşiktaş'ın. Sezon başı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği. Önceki yıllarda şu ifadeyi çok duyardık Erdem Bitik. Lisans donduruldu yabancı futbolcunun X'in. Lisansı askıya alındı gibi. Bu cümleleri çok kullanırdık haberde. Bu yıl itibariyle lisans dondurma, lisans iptali gibi bir durum yok. Yani Beşiktaş bir yabancı transferi yapmak istiyorsa... Göndermek istediği şu an iki futbolcu var. Ensakala ve Adem Reç. Onlardan biriyle en az sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Askıya alma gibi bir durum yok. En azından transfer haberi vermesem de bunu söylemiş olayım. Peki bir şey daha zamanımız varsa... Çok kısa varsa, reklama gideceğiz birazdan. Ensakala'nın aldığı ücret çok yüksek değil. Ona bir talip yok mu Sercan? 400. Yok mu talip? 400 bin euro ve Beşiktaş yönetimi şaşkın. Yok Beşiktaş yönetimi şaşkın. Yani Ensakala'ya teklif gelmemesinin henüz... Şaşkınlığını yaşıyorlar. Sadece en azından teklif var mı cevabını böyle söylemiş olayım. Anladım. Çok şaşkınlar bir teklif gelmediği için. Teşekkür ederim. Sercan Dikme çok teşekkürler. Aktardığın detaylar için kolay gelsin diyelim. Bol bol özel röportajlarla dönersin diyelim. Sercan Dikme'den Beşiktaş'a dair tüm detayları aldık Antalya kampında. Bir reklam aramız var. Aradan reklam sonra yine Beşiktaş'la sonra beraber başlayalım. Ya 200 bin euro yarım hem sezon için. Hem Ensakala'nın transfer durumu hem de Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilerle beraber reklam dönüşünde biraz daha Beşiktaş yapacağız. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki gollerini ekranlara getirelim. Ardından saat başı tekrar beraberiz. Spor gündeminde tekrar sizlerle birlikte izleyen futbol severler. Antalya'da kamp yapan takımlardan biri de Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'yi kampta Antalya'da takip eden A-Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul'a bağlanacağız ve antrenmandaki tüm detayları bizlere aktaracak. Sözü Ahmet Selim'e bırakalım. Erdem Bitik teşekkürler. Fenerbahçe'nin Antalya'da 3. gün çalışmaları sabah başlamıştı. Akşam da 2. antrenman gerçekleştiriliyor. Kameraman arkadaşım Ege Ural sizlere bu görüntüleri aktarıyor. Şu anda da futbolcular ayakkabılarını giyiyorlar. Yavaş yavaş antrenman sahasına doğru geçiyorlar. Aslında her gün artık klasikleştiği gibi antrenmandan 1 saat öncesinde İsmail Kartal ve ekibi buraya geldi ve antrenman sahasını milimetrik bir şekilde çalışmalar için ayarladılar. Şunu söyleyelim, şu anda ekranlarınızı Ege Ural'da yansıtıyor. Serdar Aziz de artık yavaş yavaş topla çalışmalara başlıyor. Şu anda da tam bunu dediğimiz esnada top ayağına geldi. Toplu çalışmalara da başlıyor. Hatırlarsınız Sivasspor maçında. Kasığında bir çekme hissetmişti. O maçı yarıda bırakmıştı. Oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Daha sonra MR'ı çekilmişti. Bu MR'ında da kasık bölgesinde zorlama, gerilme tespit edilmişti. Şu ana kadar hem 3 günlük izinde hem de antrenmanların ilk 2 gününde takımdan ayrı düz koşular yaptı sadece. Bugün de topu da konunun içine dahil ederek topla çalışmalara başlamış oldu Serdar Aziz. Fenerbahçe'de az önce teknik heyetten bahsediyordum. Yoğun bir özveriyle takım ayağa kaldırmak için İsmail Kartal ve ekibi çaba gösteriyor. Şunu ifade edelim. Gece saat 12'lere kadar genelde odaya kapanıp hem futbolcuların kendileriyle ilgili bireysel mevkileriyle alakalı genel ve rakip analiziyle ilgili tabii Fenerbahçe'nin karşılaşacağı ilk rakip Başakşehir olacak. Ağırlıklı Başakşehir olmak üzere rakipleriyle ilgili analiz çalışmaları yapılıyor. Yani yaklaşık 12-13 saatlik günde mesaiyle en az
Hatta bu saatleri de aşan mesaiyle takımı toparlamak istiyor. Bu durumun futbolculara yansıdığını da söyleyelim. Bu özverili tavır, bu özverili çalışma ortamı futbolculara da olumlu yansıdı. Futbolcuların da antrenman tempolarının çok fazla eksik olmasına rağmen yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Burada İsmail Kartal istediği ortama yaklaşıyor. Tabii ki 14 eksik var. 12 tanesi buraya getirilmedi. Bu isimlerin, bu eksiklerin 2 tanesi Serdar ve Novak buradalar ama onlar da henüz takımla çalışamıyor. Şöyle özetleyelim. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun şanssızlığını. Daha doğrusu İsmail Kartal da tabii bu durumu biraz şanssızlık olarak niteliyor. Sebebi şu. Mesela takımda şu anda stoper yok. Orijinal bölgesi stoper olan A takım oyuncusu bulunmuyor. Şöyle anlatalım. Mince Ekim milli takımda Atilla Zalai hasta olduğu için buraya getirilmedi. Bir diğer stoper Serdar Aziz. Az önce bahsettik, topla çalışmalara yeni başladı. Ve Marcel Tisserand da yine milli takımda olan bir diğer oyuncusu. Doğal olarak işin taktiksel boyutunda istediği empozeyi, takımdan beklentilerini, ki şu anda da bir toplantı gerçekleştiriliyor bu konulara yönelik antrenman başında. Futbolcuların da İsmail Kartal'ın da gülümsediğini görüyoruz. Dediğimiz gibi taktiksel empoze oyunu, takımı oynatmak istediği oyunu alıştırma konusunda doğal olarak bu eksikler biraz hedeflere ket vuruyor. Ama mentalite de şu anda da bu toplantı sona erdi. Şu anda da İsmail Kartal Miha Zajc'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Ya bu kampın zaten öznesi bu bireysel görüşmeler oldu. Onu ifade edebiliriz. Yine daha önce kameralarımıza yansıyan ilk günde Gustavo ile bu şekilde bir görüşme gerçekleşmişti. Daha sonra hem otelde, yani antrenman saatleri dışında, hem de antrenman sahasında futbolcularla sık sık bu şekilde görüşmeler yapıyor. Zajc'la da İsmail Kartal bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolculardan beklentilerini onlara aktarıyor. İsteklerini, yapabileceklerini, yapabildiklerini veya yapamadıklarını onlara anlatıyor. Geldiği ilk günlerde yaptığı tespitte hem takım birlikteliğinin hem futbolcu özgüvenlerinin alınan sonuçlardan ötürü düşük bir seviyede olduğuydu. Bunu düzeltmek için yoğun gayret gösteriyor. Çalışmalar başladı. İlk bölümde yine klasikleştiği gibi ısınma hareketleriyle bu çalışmalar başladı. Futbolcular önce düz koşu yaptıkları bir alanda çalışıyorlar. Birazdan engellerin de kullanıldığı yine ısınma çalışmaları devam edecek. Fenerbahçe dönüşte diyelim, milli aranın ardından yani Başakşehir ile karşılaşacak. Sabah da Başakşehir antrenmanındaydık. Tabii Fenerbahçe'nin eksikleri bu noktada bir dezavantaj oluşturuyor. Ama iki takım da gerçekten kıran kırana antrenmanlar yapıyor. Geri dönüş haftasında heyecanlı, güzel bir mücadele bizi bekliyor. Tabii ki bu maçın farklı anlamları da olacak. Teknik direktör Emre Belezoğlu ve Fenerbahçe'de futbol oynadığı dönemlerde, o zamanlar ilk başta yardımcı antrenördü İsmail Kartal. Uzun yıllar birlikte mesaileri oldu, uzun yıllar. Daha sonra teknik direktörlük görevinde üstlendi İsmail Kartal. Yine o dönem takımın kaptanı Emre Belezoğlu'ydu. İlk kez bu iki isim karşı karşıya gelecek. Bu antrenmandan ilginç bir mücadele bizi bekliyor. Tabii Fenerbahçe'de takımın durumundan, kampın gidişatından bahsettik. Bir de tabii ki çok merak edilen transfer konusu var. Şunu ifade edelim. Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı bizim de
tüm gelişmeleriyle ilk günden itibaren 5 Ocak'ta muhabir masasında son dakikalarda söylediğimiz Allah yarla Hull City ve Anderlecht ilgileniyor. Fenerbahçe'nin talebi 5,5 milyon euro haberimizin ardından bu transferin tüm detaylarını aktardık ve Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni sahibi de kısa bir süre önce Allah yarın Hull City için sağlık kontrolünden geçtiğini ifade etti. Fenerbahçe'deki yabancı sayısı böylelikle yeniden 14 olmuş oldu. Fenerbahçe'nin yeni bir yabancı takviyesi yapabilmesi için mevcut kadroda bulunan oyunculardan yapılacak transfer sayısıyla denk bir şekilde sözleşme feshi gerekiyor. Yani yolların ayrılması gerekiyor. Çünkü herhangi bir şekilde bir oyuncunun lisansını askıya alıp yeni bir oyuncuya, yeni bir yabancıya lisans çıkaramıyorsunuz güncellenen talimatlar dolayısıyla. Bu yüzden Fenerbahçe'nin yabancı transferi yapabilmesi için önce mevcut oyunculardan yolların ayrılması gereken isimler olması gerektiğini ifade edelim. Bu anlamda da yabancı oyuncuların ayrılması gündeme gelen veya düşünülen oyuncuların da ayrılmaya sıcak bakmaması transfer konusunda Fenerbahçe'nin biraz rahat hareket etmesinin önünü kapatıyor. Sarı lacivertlerde bir sol bek, bir de forvet takviyesi gündemde. Sol bek için 3 adaydan bahsediyoruz birkaç gündür. Konan, Nico Schulz ve Uğur Çiftçi isimlerinden bahsediyoruz. Aslında burada Konan ve Nico Schulz, hatta Nico Schulz burada biraz daha ön plandaki istenen oyuncu. Fakat Konan'la da temaslar sürüyor. Onun oyuncunda farz birçok talibi var. Kolay bir transfer değil. Ama Fenerbahçe eğer yabancı sınırını boşaltamazsa doğal olarak yabancı transferi yapma ihtimali bir hayli düşecek. Ve daha doğrusu ortadan kalkacak ve böylelikle Uğur Çiftçi ismi masada şu anda her ne kadar çok fazla ön planda olmasa da bir anda ön plana çıkabilir. Tisserant'a teklif gelmişti. Bu teklif hem Fenerbahçe hem oyuncu çok sıcak bakmadı. Saint-Étienne kulübünden Fransa Ligi'nin dibine demir atmış durumda. Son 7 maçını kaybetmiş bir takım. Bu yüzden bu transfere çok sıcak bakılmadı. Yine bazı oyuncuların kiralanması veya bu tarz yolların ayrılması yönelik adımlar atılması gündeme geliyor ama dediğim gibi Fenerbahçe'de oyuncular takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Bu yüzden forvet konusunda da çok ciddi bir gelişme sağlanamıyor. Dediğim gibi şu anda biraz daha konu eldeki oyuncularla ilgili adımlara geldi. İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe ısınma çalışmalarını sürdürüyor. Kameraman arkadaşım Ege Ural sizlere bu görüntüleri aktarıyor. Teknik direktör İsmail Kartal da elindeki tabletten hem bir yandan antrenmanı izlerken bir yandan da kendi notlarını, oyuncularla ilgili bilgilerini an be an takip ediyor. Şunu ifade edelim. Birçok oyuncuya özel videolar hazırlandı kendileriyle ilgili. Beklenenlerle ilgili, yapmaları istenen şeylerle ilgili, yapmamaları istenen şeylerle ilgili birçok detayın yer aldığı videolar hazırlandı oyunculara. Şu anda da tabii ki bu aynı konu değil ama bu verileri, oyunculardan beklentileri, oyuncuların ortaya koyduğu verileri an be an takip etmeye gayret ediyor. Burada ciddi bir çalışma ortamı, ciddi bir mesai, ciddi bir özveri olduğunu ifade edelim. Sabah çalışmalarından biraz bahsedelim. Sabah salona girdi Fenerbahçe. Salon çalışması yaptı. Burada tabii ki
fiziksel olarak da takımı yukarıya taşımak ve ligin ikinci yarısında biraz daha önde baskıyı hedefleyen bir Fenerbahçe. Önde baskıyla, yüksek pres gücüyle rakipleri kendi yarı sahalarında tutmayı arzulayan bir oyun anlayışı olacak. Bu yüzden takımın fiziksel seviyesinde biraz daha yukarı çekmeyi istiyordu İsmail Kartal. Bu yüzden burada fiziksel çalışmalara da oldukça önem veriyor. Futbolcular kendileri için hazırlanan çeşitli antrenman drillerini uyguluyorlar. Isınma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Daha sonra yine önce sahada kurulan antrenman drillinde bir şu toplu çalışma gerçekleştirilecek. Hem şut hem pas opsiyonlarını içeren bir çalışma gerçekleştirecek. Daha sonra da çift kale maçla taktiksel çalışmalara geçilecek. Antrenman programı da bu şekilde. Fenerbahçe'de tabii burada Sosa, Pelkas gibi oyuncular, Gustavo gibi oyuncular, yani son dönemde aslında birçok oyuncunun tabii performansı çok iyi seviyede değil ama beklentilerin çok yüksek olup istenileni veremeyen oyuncularla da bu kamp döneminde bir yükselme, bir toparlanma bekleniyor. Bu futbolcularla da görüşmeler gerçekleştirildi. Ve Antalya dönüşünde Başakşehir maçıyla birlikte beklentilerin yüksek olduğu ve tecrübeleri yüksek olan bu futbolcuların takımı taşıma konusunda daha iyi bir performans vermeleri hedefleniyor. Fenerbahçe'de Antalya kampının 3. günündeyiz. İlk gün akşam antrenmanı yapıldı. Bunun dışında bugünle beraber dün günde 2 antrenman yapıldı. Bu çalışmalarda, sabah akşam yapılan bu çalışmalarda futbolcuların da bir hayli yorulduğunu ifade edelim. Normalde kamplarda antrenman aralarında ve antrenman sonlarında genelde futbolcular çeşitli aktiviteler, konsol oyunları, tavla gibi bu tarz birlikte vakit geçirmek, sohbet ortamları, bu tarz aktiviteler daha fazla yer alır ama burada gerçekten yoğun bir kamp süreci yaşanıyor. Bir devre arası kampına göre biraz daha yüksek seviyede bir efor harcanıyor. Bu yüzden futbolcular da bu tarz aktivitelere çok fazla enerji bulamıyorlar. Sarı lacivertlerin ligin dönüş haftasında Başakşehir ile karşılaşacağını söylemiştik. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligle ilgili evet şampiyonluk belki çok mümkün değil ama en azından ligi ikinci bitirmek, Türkiye Kupası'nı kazanmak Fenerbahçe'nin şu andaki en önemli hedefi. Ki şunu da ifade edelim, Aspor ekranlarında 8 Şubat saat 20.30'da son 16 turunda Fenerbahçe Kayseri Spor maçı yayınlanacak. Ve Fenerbahçe'nin de bu sezon en önemli hedefi bu kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Tabi bu 8 Şubat öncesinde 5 Şubat'ta Başakşehir maçı var Kadıköy'de. Ardından bahsettiğim Kayseri Spor maçı, devamında deplasmanda Giresun Spor maçı. Yani Fenerbahçe'nin bu kampta fiziksel açıdan, efor açısından seviyeyi biraz daha yüksek tutmasının sebeplerinden biri de bu çok kritik fikstür. Çünkü Fenerbahçe evinde üst üste oynayacağı Başakşehir ve Kayseri Spor maçlarının, Kayseri Spor maçının telafisi yok. O maçı mutlak bir şekilde kazanmak. Başakşehir maçı da tabii ki
kısmen daha telafisi olan bir maç ama o maçı, iki maçı da, Kadıköy'deki iki maçı da kazanıp ikinci yarıya, daha doğrusu bu aradan sonraki bölüme çok enerjili, moralli, taraftarın da kendilerine olan güvenini arttırmış bir şekilde girmek istiyor. Antrenmanın ilk bölümü tamamlanmak üzere Fenerbahçeli futbolcular teknik heyetin yönetiminde ısınma çalışmalarının artık yavaş yavaş sonuna geliyorlar. Devamında dediğim gibi şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi hazırlanan antrenman drillinde şut ve pas çalışması gerçekleştirilecek. Sarı ve lacivert engellerin etrafında futbolcular yer alacak ve yanılmıyorsam evet 3 gruba ayrılıp şut ve pas çalışması gerçekleştirilecek. Şimdi tabii ki teknik heyet bu çalışmayı futbolculara nasıl yapılacağını anlatıyor. Teknik heyet tüm sahaya yayıldı şu anda. Birazdan bu çalışmada alacak. Kaleler küçük ve bu çalışmada şimdi başlıyor. Bazı futbolcular pas istasyonu olmak için diğer tarafa geçtiler. Şu anda da örnekle gösteriliyor ve dediğim gibi hem pas hem de pas ve şut çalışması gerçekleştiriyor. 10 yapan da kazanacak. 10 gol atan grup da kazanan grup olacak. Çalışma şimdi başlıyor. Kameraman arkadaşım Ege Ural da size bu görüntüleri aktarıyor. Evet, buradaki bize ayrılan bölümünde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Antalya'da antrenmanın ilk bölümü bize açıktı. Biz de size bütün detaylarıyla gelişmeleri aktardık. Şimdilik sözlerimizi tamamlayalım ve sözü tekrar Erdem Bite'ye bırakalım. Ahmet Selim Kul, çok teşekkürler aktardığın detaylar için. Fenerbahçe'nin antrenmanında basına açık bölümü Ahmet Selim Kul ve kameraman arkadaşımız ekranlara getirdi. Taktik çalışmalarına başlayacağı için artık kamerayı da kapatmak zorunda kaldık. Bu arada bugünle ilgili bir haberle devam edelim. Galatasaray'ı ilk bölümde konuşmuştuk ama bugün Galatasaray cephesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Burak Elmas'ı kabul etti. Şu anda görüntülerde ekranlara geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas. Tabii bu diyalogta herhangi bir bilgi aktarılmadı. Bu görüşmede neler konuşuldu, hangi detaylar konuşuldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas arasında bunlar tabii ki de yansımadı. Ama geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bir ziyareti söz konusuydu. Bunu da ekrana taşımış olalım. Galatasaray cephesi için tabii ki Burak Elmas'ın işi çok zor. Saha içi ve saha dışında da konuşulan çok fazla konu var Galatasaray adına. Beklentiler de çok büyük haliyle. Tabii. Muhtemelen herhalde başkan olduktan sonraki ilk ziyareti diye tahmin ediyorum. Öyle olması lazım. Öyle olması lazım. Onunla ilgili de olabilir. Hani başkan seçildikten sonra işte Ankara'ya gidilir, ziyaretler yapılır. O nedenle diye düşünüyorum. Tabii Galatasaray zor bir süreçti. Allah yardımcısı olsun Burak Elmas'ın. Torrent'in, ben ilk geldiğim zaman Torrent'le ilgili yorumu olmuştu. Allah yardımcısı olsun demiştim. Zor bir süreçte gelmişti. Hala da o süreç devam ediyor zaten. Ama bilerek geldi. Öyle de dedi. Kimse 8 haftadır da vardı ki tabii. Bizi çağırdılar, biz de geldik dedi Torrent. Birkaç hafta da herhalde takip etmiş Galatasaray'ı. Öyle çıktı haberler çünkü. Ve bunu bile geldi. Hı hı. Hani enkaz edebiyatı yapacak bir durumu da yok. Çözümüm var ki geldi. Zaten her şey iyi olsa seni niye çağırsınlar? Her şey yolunda gidiyorsa. Demek ki sen yolunda gitmeyen bir şeyler var. Onu düzeltmek için çağrılıyorsun. Onun için de Torrent'in de onları düzeltme konusunda hamleler yapması lazım. Tekrar oraya dönmek istemiyorum ama
Yani Tuzla maçındaki farklı skor vesaire, yani bunlar çok olumlu şeyler değil. 3 maç kaybediyorsun ligde. Bir de hani hazırlık maçında da, hazırlık maçı dahi olsa bu alınan sonuç çok sempatik değildi. Yani hı hı. Neyse, Galatasaray'a tekrar dönmek açısından söylemiyorum ama hem Torrent'i hem de Burak Elmas'ı zorlu bir süreç bekliyor. Önümüzde çok net bir şekilde biliyorsun bir şey var, divan toplantısı var Mart ayında. Oradaki tavır ve oradaki... Biraz kongre havası gibi, işte, kongre gibi, havası gibi geçerse o zaman Mayıs'ta bir kongre söz konusu olabilir. Çok kısa sürebilir süreç Burak Elmas için. Çünkü klasik bir söz var yani, top o üç direğin içerisinden geçmediği sürece işiniz her zaman sıkıntılı, sıkıntılıdır. Öyle çok uzun soluklu bir başkanlık süreci oluşmuyor o zaman. Hı-hı. Yani onu yapmadığın zaman. Ha, gerçi tabii ki hani uzun süreçli, biz istikrardan yanayız, öyle olsun istiyoruz ama taraftar öyle düşünmüyor. Çünkü işler kötü gidiyorsa bir şeylerin değişmesi lazım. Ne oldu? Fatih Terim gitti. Değişti işler kötü gidiyor diye. Ondan sonra ne olacak? Yönetim gider. Ondan sonra yönetim gidince de futbolcular bunları istemiyoruz diyecekler. Futbolcular gidecek. Tabii ondan yani sonra sistem, gidecek bir şey kalmıyor zaten. Ondan sonra gidecek bir şey kalmıyor. Zaten onların yerine gelenler aynı şekilde yerlerini doldurmaya çalışıyorlar. O boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Onun için de Galatasaray için sıkıntılı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de söylemiştim, birinci saat diliminde bir şey çalışması da var. Yani bir kongre çalışması da devam ediyor, onu da söyleyelim. Şimdi Trabzonspor'daki detaylara geçeceğiz ama Bordo Mavili Kulübe geçmeden önce güzel bir görüntü var Başakşehir Spor Kulübü ile alakalı. Ki futbol severler görmeye çok alışkın ülkemize. Uzun yıllardır Brezilya'dan çok fazla futbolcu geliyor. Ülke futboluna da çok büyük hizmetler etmiş olan Brezilyalı futbolcular var ama bu futbolcular gelirken tahmin edeyim mi? Yetenekleriyle beraber geleneklerini de getiriyorlar ülkeye. Bak, görmedim ama tahmin ediyorum. Yumurtalı unlu bir doğum günü partisi mi? Bir doğum günü kutlaması var. Onu ekranlara getirelim, devam edeceğiz. Hanıma yollayayım diyor. Merak etme, hanım gördü şu anda. Hanım gördü seni zaten. Hanımdan daha fazlası gördü. Hanımdan fazlası bile görmüştür dediği gibi Erdem'in. Doğan Dursun, Başakşehir Kulübü'nden malzemeci Doğan Dursun'a. Tabii bu Brezilyalı oyuncuların az önce de bahsettiğim gibi bir geleneği. Doğum günü kutlama tarzı, yumurta ve un. Nice bu arada olsun. Emre Belezoğlu da aynen, doğum gününü kutlayalım. Emre Belezoğlu da videonun sonunda söylüyor. Benim de haberim yoktu, bilseydim kurtarırdım seni diyor ama artık iş işten geçti. İşten geçti. Bana da zamanında bir kampta böyle suyla ıslatma olayları vardır ya. Evet. Beni Batuhan ve arkadaşlar aldı. Batuhan Karadeniz ters çevirip su bidonun içine sokup çıkardılar. Ertuğrul Hoca da günün sonunda beni gördü. Vallahi benim de haberim yoktu. Beni de ıslattılar iki gün önce dedi. O yüzden kurtaramazdım seni diyor. Doğrudur. Ama bunlar tabii kampın şimdi güzel tarafları. Kamp ortamları böyle. Eğlenceli tarafları bunlar. Bunlar oluyor tabii. İşte yumurtalı unlu pasta olmuş yani. O genelde. Nasıl yıkanacağım ben şimdi diye soruyordu. Bir kim olduğunu bilmiyorum. Biri de gelip su döküyor. Orada gördün mü bilmiyorum. Biri geliyor su döküyor. O suyla pek çıkmaz ama. Hayır, o koku da, yumurta kokusu da öyle ben gitmez ha. Bayağı bir şampuan dökmesi lazım. Çözümlenir ya, sorun değil yani. Şimdi bu görüntüler bir yandan da ekranlara getirdik. Başakşehir'de kamp çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi Trabzonspor'daki haberlere bakalım. Trabzonspor'da da kulüpler bir yandan kamp yapıyor, işte transfer dedikoduları dolaşıyor. Trabzonspor sonuç odaklı ilerlemeye devam ediyor. Şimdi gelecek projesi var Bordo Mavililer'de. Sezon başında yabancı oyuncularla beraber kadronun iskelet yapısı oluşmuştu. Tecrübeli oyuncular takıma dahil oldu ki bu Ocak ayında zaten kendisini gösterdi. Sezonun yarısı tamamlandıktan sonra büyük bir puan farkıyla beraber Trabzonspor lider. Şimdi önümüzdeki sezonun ve sezonların projesi var. Bir haberimiz var. Trabzonspor'un gelecek projesine dair bir haber var. Ona bakalım. Ardından Bordo Mavili takımın, kulübün gençler üzerinden kurduğu transfer politikasını konuşacağız. Trabzonspor'un genç oyuncuları kadrosuna kattığı bir ara transfer dönemi oluyor Bordo Mavililer için. Zaten Kouassi hamlesi de gelmişti. Gervinho'nun uzun süreli sakatlığı sonrasında Afrika Uluslar Kupası'nın bitmesini bekliyor Bordo Mavililer ama Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında olduğu genç oyuncuları transfer etmeyi başardı Trabzonspor. Bu da ayrı bir transfer başarısı olarak yansıyacaktır ilerleyen yıllarda. Evet, Trabzonspor'un futbol aklı stratejik adımlar atıyor ve doğru adımlar atıyor. Dediler ki biz
Marek Hamsik, Cervinho gibi isimlerle zaten Bakayeme var bizde diyor. Efendim zaten Bakasetas, Siopis gibi isimler. Onun üzerine Cornelius, Canini. Böylesine tecrübeli bir kadroyla. Yani sezonu şampiyon tamamlayacak bir kadro. Kadro. Ondan sonra gençlik operasyonunun nasıl yapılacağını herkese gösterecek muhtemelen. Ben öyle okuyorum. Bu kadronun içerisine Lucescu'nun 100. yılda yaptığı Serdar Eser, o tecrübeli kadronun içerisine attığı çocukları. Burada da Abdullah Avcı muhtemelen işte Bursa'dan aldıkları isimleri, devre arasında aldığı isimleri, özellikle gençleri. Bu arada kendi bünyesindeki gençleri de sayarım. Yani biz transfer olduğu için o çocukları duyuyoruz isimleri. Bir de kendi öz kaynak düzenindeki gençler de var. Onları işte serpiştirecek. Yani tecrübeli takımın içerisinde iki tane genç sırıtmaz. Ama tecrübeli olmayan bir takım içerisinde 7 tane 8 tane genç sıkıntı yaratabilir. Bakınız Galatasaray. Uygun zemin orası. Usta çırak ilişkisi ya, bu kadar basit. Her mesleğin ustadan çırağa aktarımı vardır. Futbolda da böyle. Şimdi genç çocuğu der ki ya beni ilk 11'de oynat da hocam. Bu arada etrafımda hani 3-4 tane de abim olsun. Öyle oynayayım derler. Öyle değil mi Halil abi? Bu hamleleri doğru yapıyor. 2 tane maden vardır Türkiye'de. Aslında 3'tür. Bir Sakarya Kocaeli bölgesi. Bir Karadeniz, başta Trabzon olmak üzere. 3 Bursa o bölge. İnanılmaz futbolcu madeni diyeyim. Yani ham maddesi olan bir yer. İşte bak Bursa'dan da aldılar. İzmir'de son dönemde yine. Evet, çok Bursa'dan da aldılar. Altınordu işte. Pardon. Altınordu. Bursa'dan da aldılar. Çok akademi de kuruyorlar. Tesisleşme de tamam. Yavaş yavaş ilerleyecekler. Trabzonspor bu sene şampiyon oldu diyelim. Kenara çekileceğini mi zannediyorsun? Niye çekilsin ki? Onu devam ettirir. İşte onu devam ettirmenin o bu zincirin halkalarını yavaş yavaş atmaya başlıyorlar, kurmaya başlıyorlar, takmaya başlıyorlar diyelim. Çok da doğru bir strateji. Hı-hı. Bir de Abdullah Avcı gibi bir futbol aklı var. Kutluyorum. Tabii futbol aklı Abdullah Avcı. Şimdi Enis Destan zaten Avrupa'ya giderken yolu çevrilmiş oyunculardan bir tanesi. Bir forvet oyuncusu. Onun kalitesini zaten tartışmıyoruz. Batuhan Kör, Kerem Şen, Taha Altıkardeş. Taha Altıkardeş'i bu sene stoper bölgesinde sıkıntı olduğu için alacaklar. Diğerleri kiralık olarak oynayacak bildiğimi söylüyorum. Yani kulüplerinde kalacaklar, sonra gelecekler. Şöyle söyleyeyim, bir oyuncu daha var ki orada hani Trabzonspor büyük bir riski alıyor, üstleniyor ve o oyuncuyu getirmeye çalışıyor. Çünkü rakam da çok yüksek ama onu da getirirse bu söylediğimiz gençlik hamlesine çok değerli bir malzeme daha ekleyecekler. Doğuhan Aral Şimşir, Midland'ın oyuncusu. 19 yaşında bir kanat oyuncusu. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Fakat parada bir türlü anlaşamadılar. Yani şöyle rakamını söylersem yani nasıl bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Trabzonspor 1,5 milyon euroya kadar çıktı. Midland 2 milyon euro istiyor. Yani öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani geleceği kurmak adına atılmış önemli adımlardan biri. Ama bugünü de düşünerek Trabzonspor bir stoper hamlesi konusunda da ısrarını sürdürüyor. Kaan Ayhan'dan vazgeçmiş değiller ama Kaan Ayhan konusunda Sassuolo'nun isteklerini karşılayabilmek şu ana kadar mümkün olmadı. Bir de üstüne üstlük oyuncuya Köln falan da talip oldu. Öyle olunca sıkıntı büyüdü. Şimdi şöyle bir şeyi arıyoruz hep beraber. Yani hepimiz arıyoruz. Tecrübeli bir yerli oyuncu arıyoruz. Trabzon'a. Evet, Abdullah Hoca öyle söyledi. Tecrübeli bir yerli stoper alacağız dedi. Tecrübeli yerli stoper. Ve tecrübeli bir yerli stoper deyince dikkatler nereye çevrildi? Bir şey, Türkiye'de hani Samet Akaydın olayı zaten var da kim olabilir tecrübeli yerli stoper? 32 yaşında Ömer Toprak'a çevrildi. Yani Bundesliga 2'de oynuyor. Acaba gelir mi diye hesap oraya doğru yöneldi. Yani Werder Bremen'de oynuyor takım kaptanı. Fakat onlar da biraz problem çıkartıyorlar. Yani temas olduğunu biliyoruz, problem çıkartıyorlar. Diyorlar ki yani biz yerine bir oyuncu almadan Ömer Toprak'a veremeyiz. Onun için sıkıntı var. Hani açıkçası şöyle söyleyeyim. Hani Trabzonspor söylediğin gibi hem geleceği kurmak adına devam ederken bir yandan da yerli stoper. Ama hala bak hep söylüyorum hala birinci sırada Kaan Ayhan var. Çünkü Kaan Ayhan 3 pozisyonlu oyuncu olduğu için hoca onu özellikle çok istiyor. 3 pozisyonlu oyuncu. Ön libero oynatırsın, sağ bek oynatırsın, stoper oynatırsın.
ki öncelik olarak stoper olarak transfer etmek istiyorlar. Ve ben açıkçası Kaan Ayhan konusunda hala Trabzonspor'un vazgeçmiş olduğunu düşünmüyorum. Yani bu transfer döneminde gençleri alıyor Trabzonspor ama bir tane de en azından 11 oynayabilecek. Tabii. Tecrübeli bir isim gelecek gibi. Tabii orada bir handikap daha var. Tam Cervinho'nun sözleşmesinin feshedilmesi konusunda bir handikap var. Trabzon'dan izlenimlerimi söyleyeyim, paylaşayım. Cervinho henüz daha bu konuda evet demediği için... Bugün bir haber geldi. Sezon sonuna kadar sözleşmesini iptal edip sonrasında Mayıs ayından itibaren 2023'e kadar yeni bir sözleşme. Bütçede bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Yani daha çünkü eğer onu feshedemezseniz Kouassi'yi oynatamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Kouassi'nin oynaması için mutlaka onun feshedilmesi gerekiyor. Ama Cervinho da kalmak istiyor Trabzonspor. Cervinho kalmak istiyor. Yani kulüp oyuncu arasında bir sıkıntı yok. Ya şey yok. Ama tabii biliyorsun bu işlerde biraz Cervinho kapa bildirildi zaten. Menajer, bugün gelen haberden bahsediyorum ben de. Menajerler konusu önemliydi. Kap bildirimi gerçekleştiyse tamam zaten mesele. Bir de şöyle bir şey geldi senin yorumun üzerine Haldun abi. Bursa Spor transferi açarsa o zaman dönecekler tahtası kapalı diye. O Batuhan'la Kerem. Evet. Geriye dönememişsiniz demek şey kapalı tahta kapalı. Şimdi zaten açıkçası şöyle söyleyeyim. Trabzonspor büyük bir jest yapıyor aynı zamanda Bursa Spor'a. Yani niye jest yapıyor? 9 milyon ödeme yaptı. 9 milyon. O işte o tahta açılsın da hani Bursa Spor da bir rahat nefes alsın diye 9 milyon ödemeyi yaptı. O şartlarda bile evet diyebilirler. Artı 20 milyonunu da 10 taksitte 2-2 ödeyecekler. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla yani Bursa Spor tahtayı açsın diye zaten bu jesti de yaptı. Yani Trabzonspor'un Bursa Spor'a bir jesti kazan, aynı kazan. Zaman. Kazan İki kazan. İki tarafın yani, da işine gelebilecek ben hatta durum. Şöyle söyleyeyim. Ben hani evet öyle söylüyorlar ama almayabilir bile. Yani tahta açılıp almayabilir bile. Hı-hı. Yani o ikisi kalsın. Sadece biz Taha'yı alalım. Taha'ya ihtiyacımız var. Çünkü hani Hüseyin Türkmen'in de serbest bırakıldığı için gidip transfer sözleşmesi yapacağı için biz Taha'yı alalım. Diğer ikisi kalsın diyebilirler sezon sonuna kadar. Çünkü Bursa Spor'a da bir hayat öpücüğü olsun tabii istiyorlar. Son bir iki dakikamız kaldı. Serdar Sarı'da genel anlamda Trabzonspor sizce de ilk 11'deki yapılan transferlerde işte Vişçe'yi görüyoruz direkt oynuyor. Yapılan transferlerin çoğu da zaten kadroda direkt olarak yer buluyor Trabzonspor'da. Zaten bir Trabzonlu dostumuz da yazmış Instagram'da. Sağ olsun Kaan Ayhan ve Ömer Toprak mı gelecek Trabzon'a diye. Sana da selam söylüyor Haldun abi. Haldun abi onu güzel özetledi. Yerli tecrübeli bir isim. Tabii ki birinci hedef Kaan Ayhan. Hı hı. O Beşiktaş'ta da birinci hedefti ama kulübü çok kolay bırakmaya niyetli değil. Yerleri bonservis bedeli çok daha fazla artıyor her geçen gün. Sen ısrar ettikçe artıyor. Hı hı. Trabzon'un hani geçenlerde Serkan Korkmaz'la bir yayında Serkan Korkmaz çok güzel özetledi. Bugün Edin Visca 3 İstanbul takımında hangisine gelse yer yerinden oynardı. Manşetler şudur budur. Çok büyük bir transfer. Trabzonspor'a gitti. Belki o kadar manşetlerde yer almadı ama bence sezonun en önemli transferlerinden biri Abdullah Avcı'nın birebir tanıdığı, zaten kendisini getirtip kazandırdığı, Türk futboluna kazandırdığı bir isim. Dolayısıyla bütün adımları çok doğru. Edin Visca'nın hani olmasa da Trabzonspor şampiyon olabilir mi derdik? Olabilir derdik. Ama sadece yarım sezon için bir planlama değil. O bir dahaki sezonunda planlamanın içerisinde bir isim. Serdar Sarı'da, Haldun Domaç çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Yorumlarınız için süremizin sonuna geldik. Son bölümde de Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki golleriyle veda edelim efendim. Hoşçakalın.